بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. والحمد لله رب العالمين. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak niyetlerinize derinlik versin. Size ileri seviyede kurbiyet bahşeylesin ve size niyetlerinize göre mükafat ihsan eylesin. Bazen yaptığımız şeyin hacmi çok küçük olur. Onunla Allah rızasının kazanılması düşünülemez. Ama niyette öyle bir güç vardır ki, insan niyeti vasıtasıyla, vesilesiyle şu kısa ömürde ebedi cenneti kazanabilir. Ben saatlerden beri şu camide mevize dinlemek için bekleyen aziz cemaati, niyetlerinin vüsatiyle Allah tarafından hüsnü kabule mazhar olmalarını dilerim.
dinleyecekleri, edecekleri şeylerin onların ruhi ve kalbi hayatlarına çok yararlı olacağına kani değilim. Çünkü onların diyecekler, dinleyecekleri ben olduktan sonra ötesinde fazla söylenecek bir şey yok. Ben vaki bir emirle buraya geldim. Arkadaşlarımız bu kombinezonu ayarladılar. Onlara saygısızlık olmasa figüre edildim diyebilirim. Ama bir taraftan da Allah Celle Celaluhu'nun bu mevzuda, bu istikamette bir emir ve bir meşiyet olmasaydı, onları istihdam etmeseydi, onları böyle düşündürmeseydi, bu harekete sevk etmeseydi bunların hiçbiri olmazdı dedim. Kerhen, vaaz-ı nasihatta kerhen olur mu? Altından kalkamayacağım bir şey, sadece bir teveccühün, halkın hissiyatına da yanlış diyemem, onların hissiyatına saygısızlık olur. Ama beni bana bıraksalardı, ben derdim ki bu halkın bana bakışı bütünüyle minel babiler mihrap bir yanılmışlığın ifadesidir. Fakat bu kadar insanın hissiyatını takdir etmek, yanlıştır demek, bu koskocaman hissiyata, bir şahsi manevi teşekkür etmiş bir hissiyata saygısızlığın ifadesi olacağından diyemeyeceğim onu da. Saatlerden beri burada beklediniz ve belki uzun zamandan beri de heyecanlı yaşadınız. Bir de buradan boş geriye dönme vardır. Sizi burada boş yere işgal etmeden ben o benim Rabbi Rahim ve Kerim'ime sığınırım. Sizin kalplerinizi de ondan gelecek akdes ve mukaddes feyizlere havale ederim. Biz o kapının şimdiye kadar aksini hiç düşünmeden boynu tasmalı bir kölesi, hatta daha berisinde bir kıtmiri olmanın arzusuyla yandık tutuştuk. Allah bu hasretimizde bizi ellerimiz böğrümüzde ve inkisar içinde bırakmasın. Erzurumlu'nun benim vaaz-ı nasihatıma ihtiyacı yok. Devlerin resmi geçit yaptığı bir yerde entelektüel cücelere söz düşmezdi. Ama arz ettiğim gibi vaki emirlerle ben buraya geldim. Rabbime sığındım. Bu mübarek kürsüye çıktım. Kim bilir ne mübarekler çıktı ve indiler. 1000 seneye yakın bir zamandan beri müminlerin kalplerinin mihrabı sayılabilecek şu mübarek mabede kim bilir kimler girdi çıktı. 900 senelik bir mabettir bu. Ne kutuplar ne gavuslar, mukarrebinden kimler, ebrardan kimler geldi geçti buradan. Ve onların arkasında kapılarının boynu tasmalı bir bendesi olarak son bir kere de Cenab-ı Hak bizi bir şeyde istihdam edecekse, söz sultanının dediği gibi nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâdır. Ulu Rabbimin ululuğu karşısında inkiyatla iki büklüm olur. El minnetü lillah, el minneti li rasûlihi der. Minnet ve şükranlarımı arz ederim. Mevzum bu değildi. Bu bir itizardı. Bu vazifenin bana düşmediğini, düşmeyeceğini, hiçbir zaman düşmeyeceğini ifade eden ibaret. Bunu ister birkaç yerde, ister her yerde arz edeyim. Ama bu bir hakikatin ifadesidir. Bir gerçektir, bir vakadır. Ben de imkan el verdiği ölçüde Rabbim bana konuşma fırsatı verirse her yerde bunu söyleyeceğim. Asıl mevzuya gelince Allah'ın inayet ve keremiyle. Dünyanın üst üste buhranlar geçirdiği bir dönemde, insanlığın bunalımdan bunalıma itildiği bir dönemde, bizim insanımıza düşen vazife üzerinde durmaya çalışacağım. Tabiri diğerle, ruh ve irade insanlarının belli bir ölçüde çerçevesini size takdim etmeye çalışacağım.
Zamanın döl yatağında ciddi bir sancı var. Zaman, tarihte çeşitli dönemlerde, zamanın çeşitli dilimleri içinde hamlini vaz ettiği gibi yeniden bir doğum yapmaya hazırlanıyor. Siz büyüklerinizden dinlediğiniz malumata binaen arz etmek icap ederse, Balkan Harbi'nde zaman hamlini vaz etmiş, içtimai coğrafyada değişmeler olmuştur. Birinci Cihan Harbi'nde zaman hamlini vaz etmiştir, yine süperler küçük olmuş, minik hale gelmiş, minikler süper olmuştur. Adından, esamesinden bahsedilmeyen milletler, devletler, tarihte ağırlıklarını hissettirmeye başlamışlardır. Ve devlet-i âliye gibi koca şanlı bir devlet de hak ile yeksan olmuş. Harabesi, baykuşları dahi barındıramaz hale gelmiştir. Bu yer değiştirmeler, zaman devam ettiği sürece devam edecektir. Allah, fermanı sübhanesiyle وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ buyuruyor. Şu günler, zaman dediğimiz, itibari hattan ibaret zaman dediğimiz vaka, hadise, mefhum var ya işte bu, o bizim parmağımızda, parmağımıza da takmış, sizin tesbihi çevirdiğiniz gibi çeviriyoruz. Zaman hattı müstakim, doğru bir hat değildir. Zaman dairevi bir hattır. Bir gün birilerine güler, bir başka gün başkalarına güler. Bir gün birilerine ağlatır, bir başka gün başkalarına ağlatır. Zaman yeniden hamlini vaz etmek üzere, elleri kasıklarında inim inim inliyor ve sancı çekiyor. 2 sene öncesine kadar büyük içtimaiyatçıların dahi ihtimal veremedikleri ve ihtimallerini yazamadıkları hadiselere şahit oluyoruz. Yıkılmaz dedikleri şeyler yıkılıyor, hem bağışlayın, gümbür gümbür yıkılıyor. Yıkılacağından yıkılmayacağına emin olan ve yıkılacağı endişesini hiç ruhunda taşımayan nice milletler var ki, onların da kubbelerinde çatırtılar peşi peşine birbirini takip etmeye başladı. Şimdi bu zamanın hamlinde ne gelişiyor, ne doğuracaktır, bunu kestirmek çok zordur. Ama şu kadarını rahatlıkla söyleyebilirim ki, içtimai coğrafyada Allah'ın inayet ve keremiyle yeni bir değişiklik olacaktır. Yeniden süperler küçülecek, yeniden küçük gibi kaderin cilvesiyle, küçük olanlar da Allah'ın inayet ve keremiyle büyüyecekler. Kaderin yoluna su serptiği kimseler, dikenli yollardan dahi yollarını aşıp, tepeleri geçecek, meram ve maksutlarına nail olacaklar. Hayatı boyunca hiç düşme endişesini taşımayanlar, hiç beklemedikleri yerde öyle bir sürçüp düşecekler ki bir daha bellerini doğrultamayacaklar. İşte süperlerin taviz üstüne tavizleri, açtıkları gediği kapayamamaları, açık, beyin her gün çarşaf çarşaf gazetelerde siz görüyorsunuz. Niçin bunları arz ettim? Ortada bir vaka var, bir trafik memuru gibi bu vakayı rapor etmenin manası nedir? Benim arz etmek istediğim şey başkadır. Bu umumi değişmede, ruh ve irade insanları Allah'ın inayet ve keremiyle tarihin kaderine hakim olacaklardır. Kaderi makus, milletlerin makus kaderini Allah'ın inayet ve keremiyle onlar değiştireceklerdir. Ben bunun için arz ediyorum. İnsanlığın seni beklediğini sana ifade etmek için arz ediyorum bunları. İnsanlık bir Heraklit bekliyor. Hayır, estağfurullah. O batının kurtarıcısı olmuştu kendi felsefesine göre. İnsanlık solukları Mesih insanları bekliyor. İnsanlık yeniden Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın ruhunu bekliyor. İnsanlık yeniden Muhammediliği bekliyor ahlak planında. Siz isterseniz ona Mehdiyet deyin, isterseniz Cedid, Muhammedilik deyin, isterseniz ikinci diriliş deyin, isterseniz mikro planında sahabinin temsilcileri deyin, ne derseniz deyin, insanlık bembeyaz bir yedi beyza bekliyor yeniden.
onun mahkûs kaderini değiştirecek bir nesil bekliyor. Ben o neslin Rabbimin inayetine sığınarak irade ve ruh buğdunu, isterseniz buna Rabbimizle o nesli arasındaki vefa borcunu ifade etmeyi düşünüyorum. Ben ifade etmeyi düşünebilirim, her zaman da düşünmüşümdür. Ama irademiz iradelerine ram olan Allah ne derse o olur, Allah ne demişse o olmuştur. O isterse karanlıkta aydınlıklar yaratır. İsterse tam kışın ortasında bir bahar halk eder. İsterse geceyi gündüz yapar, isterse gündüzü gece yapar. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزُعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ İlahi, İlahi malikül mülküm diyorsun, doğru, amenna. Hakiki bir tasarruf var mıdır insan için? Asla. Eğer almışsa bir millet edip bir mülkü istila, eğer vermişse bir millet bütün bir mülkü bir perva, alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir dünya. İstersen yeniden alırsın, yeniden verirsin. İstersen iki büklümleri doğrultursun, istersen dimdik gururlu gezenleri iki büklüm edersin. Azizi zelil, zelili aziz edersin. Mülksüze mülk bahşedersin. Mülkle çaka yapanların mülkünü elinden alır, kapılarda dilencilik yaptırtırsın. Boynu tasmanların boynundan tasmayı çözersin, ayaklardan prangayı çözersin. Ve onları esir yapıp, zelil yapıp, mahkum ve mağdur edip, onların iniltisini ney gibi dinleyenleri inlettirir ve başkalarına dinlettirirsin. Her şey Allah'ın elindedir. Bana doğruya tercüman olma imkanlarını, lütuflarını bahşetmeden, ölmüş milletleri ihya etmeye kadar, ölmüş gönülleri ihya etmeye kadar, Rabbim bana doğruyu konuştursun, beni hak ve hakikata tercüman kılsın. Hak ve hakikati sizlerin kalbinde de canlandırsın, ihya etsin. Kalplerinizi yüce hakikati kabullenici makesler, aynalar haline getirsin. Serlevha yaptığım ayeti celile-i kerime de size bu ruh, bu irade insanlarının bir bakıma mikro planda estağfurullah ayet olması itibariyle dünya çapında yüce hakikatları ihtiva ederek aynı meseleye parmak basmaktadır. Yiğitlerden bahsediyor. Madde karşısında serfuru etmeyen yiğitlerden bahsediyor ayet. Dünyanın alayiş, debdebe ve ihtişamı onları Allah'tan alıkoyamayacak yiğitlerden bahsediyor. Gözleri öteye teveccüh etmiş, Allah'a hesap vermekle işleri hesaplı yiğitlerden bahsediyor. Hesabını dünyada yapmış yiğitlerden bahsediyor. Dünyanın kaderini değiştirecek yiğitlerden bahsediyor. İnayet ve keremiyle. Enteresandır. Bu ayetten hemen iki ayet üstte Nur ayeti vardır. Nur Sure-i Celilesinde. Asr-ı saadette ilahi nurun belli bir mahfaza içinde inkişafından bahseden ve bütün İslami tarih boyunca devre devre yine inkişaf edecek iman, Kur'an, hususiyle Allah nurundan bahseden ayetten iki ayet aşağı. Benim okuduğum ayetle Nur ayeti arasında da fi buyutin ezinallahu en turfa'a ve yuzkara fiha ismu ayeti var. Allah'ın yüce adının azametine uygun, ululuğuna uygun bayraklaştırıldığı, yüksekleştirildiği evlerden bahsediyor. Başta o evler bu mabetlerdir. Mabet fonksiyonunu eda edemez hale gelince, mabet gönüllerde aşkı, heyecanı uyaramaz hale gelince, bu vazifeyi
üçer beşer insanın bir araya gelip toplandıkları, tuttukları, içinde barındıkları, tahassün ettikleri evler yüklenmişlerdir. Bu evler aynı vazifeyi yapmışlardır. Bu hususu ariz ve amik arz edecek durumda değilim, faydada mülazı etmiyorum. Ama Allah'ın yüce adının anıldığı evlerden bahsediliyor. Yeryüzünde bu evlere denk ev yoktur. Allah'ın adı müzakere ediliyor. Meseleler Allah'ın mübarek ismi Yad-ı Şerifi etrafında dönüp duruyor. Konuşmalar, muhavereler hep o istikamette cereyan ediyor. Bir gün evlere, Allah'ın evleri dediğimiz şu mabetlere, fonksiyonları unutturulabilir. Ama boyunduruk bütün bütün yere konmuş olmayacaktır. Boyunduruk bütün bütün yere konmayacaktır. Mabetler vazifelerini yapamadıkları an, o mümin millet kalpleriyle bu evlere teveccüh edecek ve o vazifeyi Allah'ın inayet ve keremiyle bu evlerde yapacaktır. Kur'an şöyle diyor: "Fî büyûtin ezinallâhu en turfa'a ve yuzkara fîhâ ismuhu. يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ" Onlar öyle evlerdir ki, başka yerde sanki Allah'ın yüce adının anılmasına izin yoktur da, Allah bu evlerde mübarek adının anılmasına izin vermiştir. Her yerde memnuiyet olduğu zaman, siz küçük planda, mikro planda o evlerde, hele bu işi devam ettirelim diyeceksiniz. Geceyle o evlerde kavga vereceksiniz. O evlerde karanlıkla yaka paça olacaksınız. Bir gün gelecek, ışığın ordusu karanlığın ordusunu bozunca, yine o mabetler kapılarını ardına kadar size açacak. Fî büyûtin ezinallâhu en turfa'a, tahti muallâsına oturacak ve siz o vazifeyi şimdi yaptığınız gibi inşallah orada hem de tam tekmil olarak yapacaksınız. Ve bu ayetten sonra da ricalun la tulhihim ayeti geliyor. Bu ayette insanlığın bu karanlık alemini değiştirecek, ona yeni bir aydınlık alem kazandıracak, hakka hakikata dilbeste olmuş, Allah'a gönül vermiş, hiçbir şeye takılıp kalmayan, yollarda takılıp kalmayan bir cemaatten bahsediyor. Buna ikinci garipler diyebiliriz. Hiçbir şahıs tek başına ben oyum dememeli, bu gurur olabilir. Fakat benim kalkıp bu cemaat adına konuşurken, bu cemaat onlar değildir demem de onların hissiyatına karşı saygısızlık olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّ الدِّينَ وَيَأَدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَتُوبَ لِلْغُرَبَى Bu din garip olarak başlamıştır. Bir insanla, iki insanla başlamıştır. Fahri Kainat Efendimiz'e vahyi gelince اِقْرَعْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْ İrtiaş, ürperme, heyecan, evde gelip örtüsüne bürünme. وَاللّٰهِنْ يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَاَنْذِرْ deyince nasıl düşünür? Siz onun yerinde olsaydınız nasıl düşünürdünüz? Bir insan olarak kendi hissiyatınızdan yol vurup, Hazreti Muhammed Mustafa'nın hissiyatına gittiğiniz zaman şu duygu ve şu düşüncelerle karşı karşıya kalacaksınız. İyi Allah'ım, güzel. Bana ferman ediyorsun. Ey örtüsüne bürünen adam, kalk. Yatmak yakışmaz sana. Kalk ki insanlık helakete sürükleniyor. Kalk ki beşer mahvoluyor. Yatmak yaraşmaz sana. Kalktığınız zaman ne düşünürsünüz? Kendi hissiyatınızdan yol vurun. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hissiyatıyla bütünleşin. Şöyle diyeceksiniz: İyi ama Rabbim, ben kime anlatayım? Nasıl anlatayım? Hanımama bile halimi açsam ben acaba inanır mı? Hüsnü kabul gösterir mi? Ne kadar zordur. Dağların ağırlığında bir vazifedir ki Kur'an bir yerde. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشَّةِ اللّٰهِ buyurur. Bu ağır yük, büyük emaneti sırtına alan Hz. Muhammed Mustafa tarafından omuza alınmıştır.
لَا تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانِ Zaman dilimi içinde. Sen kitap nedir? İnanma hakiki manasıyla nedir? Vaka sen hiçbir zaman inançtan mahrum olmadın. Ama Kur'an'ı çizgide iman nedir bunları bilmezdin. Yapayalnızdın ve her şeyden evvel sen bir gariptin o gün. Hatice-i Kübra iltihak edince sen arkana düşünce gariplerin sayısı iki olmuştu. Üçüncüsü Hayder-i Kerrar mıydı? Yoksa sadakat aleminin sertacı iftihacı Sıddık-ı Ekber miydi? Kim olursa olsun garipler Ali ile üçüncü oldu. Seyyidine Hazreti Ebu Bekir ile dördüncü oldu ama gariptiler. Müsameretül Ebrar'da Muhyiddin İbn Arabi'nin ifadesine göre Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'ı Hazreti Ali'ye gönderirken Hazreti Ebu Bekir şöyle diyordu. Ya Ali, sen daha çocuktun, bu işleri bilmiyordun. Biz İslam'ı neşretmek için dışarıya çıkmayı düşündüğümüz zaman içeriye girmeden ümidimizi kesip öyle dışarıya çıkıyorduk. Dışarıda dolaşırken de içeriye girme ümidinden mahrum olarak dolaşıyorduk. Hak ve hakikati anlatmak için başımızda dönen kılıçları, helezon çizen kılıçları nazar itibarı almadan kimseye bir şey anlatmaya cesaret edemiyorduk, diyor. Gariptiler. اِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا 3-5 insanın elinde, 3-5 inanmış sinede din ortaya çıkacaktı. İnsanlığı kurtaracak bir müessese sadece inanmış tertemiz 3-5 sinenin elinde. Ve zamanla çoğalacak, gurbet izale edilecek, Bilal-i Habeşi'ye isnat edilen bir temcitte teyakkazu teyakkazu ya niyam, قَدْ هَزَمَ الْفَجْرُ جُنُودَ الظَّلَامِ Uyanın, ey uyuyanlar uyanın diyor. قَدْ هَزَمَ الْفَجْرُ جُنُودَ الظَّلَامِ Fecir artık karanlığın ordularını bozguna uğrattım. Uyan, dertli şairimizin dediği gibi uyan. Baksana boynunu bükmüş ağlayan, hakkı hayatın senin ey Müslüman. Uyan, ölüm uykularından uyan. تَيَكَّذُوا تَيَكَّذُوا يَا نِيَامِ قَدْ هَزَمَ الْفَجْرُ جُنُودَ الظَّلَامِ İslami fecir, aydınlık aleminin aydınlıkları, karanlığın ordularını bozguna uğrattı, kaçıyorlar. Uyan, uyan meseleye sahip çık. Allah'ın sana gördüreceği çok büyük vazifeler vardır. Fonksiyonunu edadan geri kalma. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا buyuruyor. Madem zaman dairevi dönüyor, bir gün yine gurbet zamanı başlayacak demektir. Bir gün inanan insanı yine kendi yurdunda paria tanıyacaklar demektir. Bir gün inandığından dolayı makamlara, mansıplara giden yollar ona kapanacak demektir. İçki içmediğinden dolayı, zina etmediğinden dolayı, ahlaksızlık yanlarıyla görülmediğinden dolayı Adem'e mahkum edilecek, tecrid edilecek demektir. Yeniden bir gurbet dönemi, yeniden yine bir Muhammed-i ruhla iş başlayacak sallallahu aleyhi ve sellem, yeniden bir Sıddık-ı ruhla iş başlayacak, yeniden Hayder-i Kerrarlar, ikinci diriliş döneminin Hayder-i Kerrarları, Şah-ı Merdanları yeniden meydana atlayacak. Yeniden kükreyecek, yeniden ormana velvele salacak, yeniden aslanın ödünü koparacaklar demektir. اِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا Ve benim dudaklarımdan dökülüyor gibi dinlemeyin de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda size ve onlara beşaretini arz edeyim. فَطُوبَا لِلْغُرَبَى Her iki cephede de gariplere müjdeler olsun. Ne mutlu o gariplere Allah Resulü buyuruyor. Kim garipler? اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحَوْنَ مَا اَفْسَدَهُ İnsanların bozgunculuk yaptığı bir dönemde sulhun, sükunun, huzurun yanında olanlar. Dinsizliğin, anarşinin, başı bozukluğun söz dinlemez hale geldiği, alıp yürüdüğü bir dönemde onlar ıslahçı olarak hareket ederler. Kalbi umumiyi tamir ederler. Yeniden insanlığa giden yolları gösterirler. Ben bu hadisi şerifin ikinci şıkkının
20. asırda dünyanın dört bir yanında İslam'a şuurla yeniden sahip çıkan cemaatin olduğunda katiyen şüphe ve tereddüdüm yok. Hiçbir zaman olmadı. Ben inneddine beda gariben, din garip olarak başladı, o gurbeti birinci planda yaşayan insanlar sahabe-i kiramdır. İkinci planda gurbet yaşayanlar, gurbetle savaşanlar, gurbeti göğüsleyenler, gurbeti sinelerinde eritenler, yalnızlıklarını yaşayanlar, sizin olduğunuzda hiçbir zaman şüphem olmadı. En azından bir imkan diyeyim. Bu mesele sizin için olabilir. Şu anda da sizin için olabilir, ayaklarınızın ucundadır. Yeniden insanlığa adab ve erkan öğretecek, iradenizin hakkını verecek, ruh gücünüzle iyi müminler olacaksınız. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir eli eskilerin başında, öbür eli de sizin başınızda. Onlara benim arkadaşlarım manasına ashabım diyecektir. Vefatı seniyelerinden az evvel Uhud'da şühedayı ziyaret ettiği zaman buyurduğu gibi kardeşlerim diye inkisarla iki büklüm olduğu anda sahabe-i kiram biz senin kardeşlerin değil miyiz sorusuna karşı hayır siz benim arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim sonra gelecek diye buyurdu. Belki alnınızdan öptüğü, belki saçlarınızı kokladı, belki sırtınızı sıvazladı. O ikinci garipler topluluğu sizin olduğunuz mevzuunda ben hiçbir zaman sinemde tereddüde meydan vermedim. Yarı rüya, yarı hakikat. Planımda öyle bir şey yoktu. Ama bir şey arz etmek istiyorum. Sizin yeni ikinci diriliş döneminizde, ben varım dediğiniz dönemde, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda en sadık şeyler rüyayı sadıklardır buyuruyor. Ve sadık bir rüya, nübüvvetin 46 parçasından bir parçadır. Bunu ister zaman cihetiyle ele alırsınız, İsterse onun da hakikate doğru varma, hakikate ait bir şeyleri yakalama mevzuunda bir yol olması bakımından ele alırsınız. O kadar çok rüya naklettiler ki ve inanın nakledilen bu rüyaların hepsinde sizin bezminizde Serzakir Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle anlaşılıyor ki kendi devrine hayrul kurun karni dediği, en hayırlı asır benim asrım dediği, o devre iltifatın ve teveccühün yanı başında, vefasızların onun dininden ayrıldığı dönemde ciddi bir vefa hissiyle dinine sahip çıkanları terazinin öbür kefesine koyuyor. Siz de benim nazarımda bir planda, yanlış anlamayalım, bir planda ikincilersiniz buyuruyor adeta. Yakınımızda cereyan eden bir hadiseyi burada arz etmek istiyorum, gariplerin yüzüne. Okul yapmak için arkadaşlarımız arsa arayışına çıkıyorlar. Ve gidip gerçekten bir yerde de bir arsaya taş koyuyorlar. Ve ilk fırsatta da peyleyecekler o arsayı. Onlar bu arsayı aramaya çıktıkları gün, belki de aynı gece, kalbi hakikate açık birisi, belki uykuda, belki de uyanıkken, belki yakaze, belki de yarı uykudayken, onun resmettiğine bakılırsa aynen arkadaşların ileride üzerine taş koyup üniversite yapmayı planladıkları arsa olduğu anlaşılıyor. O arsada dolaşmışlar, fundalıklar var, çalılıklar var, taşlar var, çakıllar var. Arsayı anlatınca aynı arsa. Bir iki arkadaşla beraber o arsanın içinde geziye çıkmışlar. Uzakta 2-3 tane nurani şahıs görülüyor. Biri birine diyor ki, onların yanına gitmeyi düşünür müsün? Gidelim diyor. Gidelim diyorlar. Yanlarına sokulduklarında şu zatlar olduklarını öğreniyorlar. Bunlardan bir tanesi,
Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem zevcelerinden birisinin memesini tuttuğu söylenen ve tabiin arasında yedi tuğla sahibi, Basra'da nifak ve şikak şebekelerine karşı, Haçlılara karşı verilen savaşlar gibi savaş verip durmuş, büyük tabiin Hasan Basri radıyallahu anh. Bu zatlardan diğeri, mana aleminin ayrı bir ünitesini, bir cenahını temsil eden, Aşıklar Sultanı, adına yapılan şeylerle büyüklüğü her zaman dillere destan. Bugün yapılan şeyler onu küçük düşürücü mahiyette olsa bile. Koca İmam Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi. Öbür tarafta insanlığın, Müslümanların büyük bir bölümünü fıkıhta, akidede temsil etmiş koca imam diyeyim. Hazreti Ebu Hanife Numan İbni Sabit. Ellerinde liste vardı. Bu listede isimler vardı. Uzaktan isimlere göz gezdirince baktım ki, çağa adını mühür gibi vuran insanın ismi başta alamet gibi bulunuyor. Arkasında ona ilk planda safta hizmet edenler ve sırasıyla bugün bu boyunduruğu taşıyanların isimleri vardı. Yüreğim doldu. Gözlerim de dolmuştu beraber. Dolmuş sinemle, dolmuş gözlerimle kağıda atfı nazar edince üzerine çizgi çekilmiş isimler de gördüm. Erzurumlu böyle bir tablo karşısında of babam of der. Üzerine çizgi çekilmiş isimler gördüm. Dostlar söyler misiniz kimler onlar dedim. İzin yok söyleyemeyiz dediler. Kim olduğu belli değil. Onlar da söylemediler ama bu kutsi yola girmiş, belli bir miktar yürümüş, karşısına bir tepe gelince takılıp kalmış, dolayısıyla ismine çizgiler atılmış insanlar da var. Teşvik var. Peygamber halkasına kabul edildiğinize dair teşvik var. Ve ürperten bir şey var. Onu görüp onu tanıdıktan sonra dahi geriye dönme gibi bütün kaybetme durumu da bahis mevzu. Bu da meselenin ürperten yanı. Yürekten gönül vermiş sizlerin bu ikinci şıkta beni de sizin arkanızda inşallah Rabbim hizana, husrana uğratmasın. اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ. Ve o arada birisini soruyorlar. Günün erlerinden birisini soruyorlar. Sen falanı tanıyor musun? Samsunlu hocayı tanıyor musun? Cemaat Samsunlu hocayı çok iyi tanır. Tanımıyorum deyince nasıl tanımazsın canım? Ne anlatıyor bunlar size? Siz belli bir beznin, belli bir dönemin sadık ve masduk insanlarını, sıddıkiyeti temsil eden Hazreti Ebu Bekir'den, farukiyet ve adaleti temsil eden Hazreti Ömer'e, Kur'an'ın hakaikini temsilden, nurlu bir insan manasına, Zünnureyn'den Hazreti Hayder-i Kerrar'a kadar, nuranilerle temsil eden bir cemaat sizin için yad-ı cemil olarak kalıp gittiği gibi, İsimlerini anarken bunların, zannediyorum çoğunuzda benim gibi, bir aşık mahşuk münasebeti içinde Ömer derken burnunuzun kemikleri sızlıyordu. Bakın bu işin bir yanı, haklarıydı bu. Başımı, mücrim başımı kaldırım taşı gibi ayakların altına koysamdı değerdi onlar için. Siz de hepiniz koysaydınız değerdi. Ama benim arz edeceğim şey o değil. Bir gün gelecek, sizin de içinizde bilinenlerinizin ismini yazacaklar. Canım çıksın, o ashab-ı Resul, veda haccında Allah Resuluna 100.000 sahabi iştirak etmişti veda haccına. 100.000 sahabi vardı. Halbuki en hacimli kitap olan İsabe kitabı ancak onlardan 10.000 tanesinden bahsediyor.
O 90.000 sahabinin adını bilmiyoruz. Nerede doğdular, nerede neşet ettiler, nasıl bir destan yazdılar, dine nasıl sahip çıktılar bilemiyoruz. Bir gün gelecek, bir asır sonra, iki asır sonra, ilim ve irfanıyla din-i mübine İslam'a hizmet edenleri, tepesinden tırnağına kadar ter içinde, iktiza ettiği zaman canını dahi rahatlıkla vermeye hazır ve amade. Bu ikinci destanı yazan insanlar hakkında da isabeler, istiaplar, üstülgabeler yazacak, bu bezmin kahramanlarının destanlarını dile getirecekler. Bir gün diyecekler ki, Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, birinci planda hizmet eden ilk garipler, ikinci planda onun yüce davasına omuz veren ruh ve irade insanlar. İnsanlığın mahkûs kaderini değiştiren ruh ve irade insanları veya Allah'a vefa borcunu yerine getirmek için inim inim inleyen insanlar. Rabbim bizi onlardan eylesin. Ben o ruh ve iradenin derinliklerine, buğutlarına dair bir iki misal arz edeceğim. Tabii en büyük ruh ve irade insanından. En büyük ruh ve irade insanı, en büyük garip dedim. Efendimiz'den daha garibi yoktur. Ayşe Siddika validemiz, kadınların en büyüklerinden biri. Oturup onun münakaşasını yapacak değilim. Fatıma-tü Zehra mı, Hadice-tül Kübra mı, Ayşe Siddika mı? Ama şurası muhakkak ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ona Hadice-i Kübra'dan sonra ayrı bir teveccühü vardı. Vahyi onun evinde nazil oluyor diyordu. Ve meleği âlâya yükselirken mübarek başı o anamızın ayaklarının altına başım kaldırım taşı. O mübarek anamızın göğsünde Allahümme er-refîkal âlâ dedi. Ruhunu Allah'a teslim etti. Hayır estağfurullah. Yer değiştirdi. Bizim buğuttan ayrıldı. O yine sizin içinizde. Yine gönüllerinizde, yine selat ve selamlarınıza cevap veriyor. Buğut değiştirdiği için siz onu göremiyorsunuz. Ama o sizinle beraber. İyilikleriniz ve güzellikleriniz onu mesrur ve memnun ediyor. Kötülüklerinizden de çok müteessir oluyor. Azizun aleyhi ma anittum, harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. İlk garip Hazreti Muhammed Mustafa ve Ayşe-i Sıddık'a soruyor. Hel etâ aleyke yevmun eşedd min yevmi Uhud. Ya Resulallah, Uhud gününden daha şiddetli bir gün gördün mü? Anam bilmiyor. Anam çocuktu. Allah Resulü'nün Mekke'de çektiklerini bilmiyor. Yollarına dikenlerin saçıldığını bilmiyor. Yolların upuzun olduğunu bilemiyor. Önünde ateşlerin yakıldığını bilemiyor, bıçakların gayızla bilendiğini bilemiyor, kılıçların başında hınçla döndüğünü bilemiyor. O Uhud'u görmüş, Uhud'un hakkını vermiş, yaralıları tedaviye koşmuş, Allah Resulü'nün yanına koşmuş, Allah Resulü'nün mübarek başının yarıldığını görmüş. Bütün dişlerimiz tek diş uğrunda feda olsun, dişinin kırıldığına şahit olmuş, vücudundan kanların aktığını görmüş. Keyfe yuflihu kavmun şaccu nebiyyehum ve kasaru rebaiyetehu ve huve yed'u ilel İslam dediğini görmüş. Nasıl o kavim felah bulur ki peygamberlerinin başını yardılar, mihverini parçaladılar, oysa ki onlar Allah'a davet ediyordu. Leyse leke minel emri şey. Gönül koymuştu, koyabilir. Yerden göğe kadar hakkı vardı. Ama o darılmak için gelmiş bir insan değildi. Dayanmak için gelmiş bir insandı. Allah ona kendini hatırlatıyordu. Leyse leke minel emri şey. O durum seni alakadar etmez. Leyse leke minel emri şeyun en yetûbe aleyhim ev yuazzibahum. Allah onların tevbesini kabul buyurur veya onları azap eder. Bu iş öyle demek bana düşer mi bilmem. O mübarek ruha karşı saygısız olur, saygısızlık olur diye ürperiyorum. Seni çok alakadar etmez.
Anam bunları gördüğü için bunlardan ötesini bilmiyordu. Onun için hel etâ aleyke yevmun eşedd min yevmi Uhud demişti. Uhud'dan daha çetin bir gün gördün mü ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Akabe'deki vaka mıdır? Siyer'in anlatmalarına bakılırsa Taif geliş gidişiyle alakalı gibi görünüyor ama fakat bu mübarek sözünün içinde لَقَدْ لَقِيْتُمْ مِنْ قَوْمِكَ يَوْمًا اَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ يَوْمُ اُحُدْ اَوْ كَمَا قَالْ Uhud'dan daha şiddetli bir gün gördüm diyor Allah Resulü. يَوْمَ الْعَقَبَ buyuruyor. Ve Abdi Yaleyl'in oğullarıyla karşı karşıya geldiğini anlatıyor. Abdi Yaleyl kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niçin bunlarla karşılaşmış? Ne işi vardı bu edep bilmeyen, saygı bilmeyen insanların yanında? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ölçüde, esbab planında çok dikkatli konuşmak lazım. Mekke-i Mükerreme'de insanlara bir şey anlatma mevzuunda ümidi bir hayli hırpalanınca, bir hayli sarsılınca Mekke'nin dışında kendisini dinleyecek muhataplar arıyordu. Akabe dediğimiz bugün büyük ölçüde Mina dediğimiz mıntıkadaki tepeler arasında Allah Resulü kendine muhatap arıyordu. Fakat bu arada önemli bir mesele, Allahu alem, Biset-i Seniyye'nin peygamberlik gelmesinin 8. senesi, amcası Ebu Talib'i ve zevcesi Hadice-tül Kübra'yı da kaybetti. Ve buna, bu seneye hüzün senesi dendi. Bu iki zat, biri mümin, biri onun vapuruna ayak atamamış. Limana kadar gelmiş, fakat vapur düdüğünü öttürmüş, hareket etmiş, yetişememiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin silkine dahil olamamış. O zincire takılamamış, bir halka olamamış. Mümini Hadice-tül Kübra, onun vapuruna binemeyeni de Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip. Hepiniz ve hepimiz çok arzu ederiz ama fakat arzumuzu meşiyeti ilahinin önünde tutamayız. Hazreti Ebu Bekir Ebu Kuhafe'yi getirdiği zaman iman etmek üzere Efendimizin huzuruna hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. O ne vefaydı ki hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Baban iman etti ne diye ağlıyorsun ya Ebu Bekir? Babamın yerinde amcan Ebu Talib'in olmasını çok arzu ederdim ya Resulallah. Ebu Talib buydu. Eğer ünüm ulaşsaydı, sözüm yetseydi, başımı ayaklarının dibine kadar uzatırdım. Bu işe ben kendimi koydum derdim ya Resulallah. Benim yerime sana o vefa hissiyle kıvranıp duran amcan derdim. Der miydim, diyemez miydim? İman meselesi öyle önemli bir mesele ki, üzerinde durup derin derin düşünecek bir mevzu. Çünkü ötesinde onu kaybetme de var. Ve işte o hüzün senesi. Başı sıkıştığı zaman gidip kendilerine müracaat ettiği iki insan. Hadice-tül Kübra, Ebu Talip. Bugün yine başıma toprak saçtılar. Üzerime tükürük attılar. Cennet kevserleriyle yıkanması gerekli olan mübarek saçlarına toz toprak ve tükürük atılıyor. Yine yollara dikenler saçtılar. Ve o da oturacak ona teselli edecek. Diyecektir ki Allah bu işi tamamlayacak. Sen daha iyi bilirsin ey Allah'ın Resulü. Ve öbürü diyecektir ki git evladım. Ben hayatta kaldığım sürece hep senin arkanda olacağım. Sen de beni kendi arkanda hisset diyecektir. Oysa ki artık ondan sonra Kabe'nin duvarının dibinde namaz kılarken sırtına çullanıyorlardı. Mahzun mahzun başını kaldırıyor, bakıyordu. Ebu Talib'in kapısında bir kilit vardı. O kapı sürmeliydi ve lisan-ı haliyle diyordu ki, beyhude yorulma, kapılar sürmelidir. Ve hüzünle iki büklüm oluyor ve inliyordu. Meseleye bakarken öyle bakmak lazım. Bir yuvası vardı. Onun kadar tatlı aile reisi olmuş, ikinci bir insan göstermek mümkün değildir. Hadice-tül Kübra ona, o da ona karşı vefa hissiyle dopdoluydu. Hayatının sonuna kadar bu dasitani kadından hep bahsetti durdu. O kadar ki
öbür kadınlarda kıskançlık hissi uyaracak kadar. Ve başını kaldırıyor. Yine bir sıkıntılı anında Hadisetül Kübra'nın kapısına bakıyordu ama o mübarek ruh da erken doğmuş, erken dine sahip çıkmış, Resulullah'ı erken tanımış. Zaten erken doğan manasına Hadice ve erken göçüp gitmişti ondan evvel. Bir zuhr, bir zat, bir zahire olarak cennete göçüp gitmiş, Allah Resuluna zevcesini kaybetme acısını da tattırmış, o imtihanı da ona tattırmıştı. Gözler Hadicetül Kübra'nın kapısına ilişince yine inkisarla iki büklüm oluyor, inliyor Allah Resulü, gideceği evi yoktu, adeta dışarıda kalmıştı. Zaten yeni Şab-ı Ebu Talip'teki muhasaradan, boykottan kurtulmuşlardı. Bu defa Allah Resulü, dünya geniş olmasına rağmen iki ayağı bir kaba girmiş gibi sıkışmıştı. Ve işte tam bu sıkıntılı dönemde dışta muhatap arıyordu. Abdi Yaleyl'in oğullarına böyle gitmişti. Ve gidip onlara dinini arz etmişti. قُولُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوا Şu sözden daha samimi bir söz yoktur. Hiç kimseyi rahatsız etmeyecek bundan daha tatlı bir söz yoktur. Şeytanı rejimden başka bundan rahatsız olabilecek varlık tasavvur edilemez. O da bu sözü söylemişti. قُولُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوا La ilahe illallah deyin, kurtuluşu erin. La ilahe illallah dememişlerdi. Alay etmişlerdi. İstihzada bulunmuşlardı. Ben her defasında naklederken bu istihzalı lafları hicap duyarım ruhu Seyyidül Enam'dan. Biri şöyle demişti. Ana esriku siyakal ka'bet siyabel ka'beti. Ana esriku siyabel ka'beti in kunta rasulen. Eğer sen peygambersen ben Kabe'nin örtülerini çalarım. Kabe'nin örtülerini çalayım, sen peygamber değilsin. Ben hırsızlığın bu en adisini, Kabe'ye karşı olanı irtikap ederim, sen Allah'ın peygamberiysen. Saygısızca bir laftı. Meleklerin önünde teşrifatçılık yaptığı bir insan, insanlara kurtuluş mesajıyla geliyordu. Ve insanların verdiği cevap bu idi. اَنَا اَسْرِقُ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ اِنْ كُنْتَ رَسُولًا Sanki Allah Resulü öbürünün yüzüne bakıyor. O hiç tereddüt etmeden şöyle diyordu. لَا اُكَلِّمُكَ بَعْدَ مَجْلِسِكَ هَذَا كَلِمَةً وَاحِدَةً اَبَدًا لَاِنْ كُنْتَ رَسُولًا Eğer sen Allah peygamberiysen, şu meclisten sonra ebediyen seninle bir kelime konuşamam ben. Neden? Çünkü peygambersin, burada zımni şu da var. Burnun büyük, biz kim, sen kim? Haşa. Üçüncüsü şöyle demişti. اَعَجَزَ اللّٰهُ اَنْ يُرْسِلَ غَيْرَكَ Allah aciz mi, senden başka bulamadı mı birisini peygamber olarak göndermeye? Ben size müsaadenizle bir şey soracağım. Hanginiz hakaretin bu türlüsüne maruz kalırsınız da mukabele etmeden, cevap vermeden başınızı eğer oradan ayrılırsınız? Temkinle, sekine içinde, vakar içinde, gönül koymadan, darılmadan. Ama bir insandı, üzgündü. Ayşe-i Sıddîk'e validemiz anlatıyor. Buyuruyor ki, o kadar kırılmış, dökülmüş olarak oradan uzaklaştım ki, Karn-i Talib'e geleceğim ana kadar hiçbir şey hissetmedim. Ben maalesef, bin kere maalesef, Taif'ten Karn-i Talib'e kadar kaç kilometre, kaç mil mesafe bunu bilemiyorum, öğrenemedim. Sormadım, araştırmadım, gittiğim yerde de adımlamadım. Onun meraklarından, aşıklarından birisi olsaydım, öyle zannediyordum bir zamanlar, kapısının kıtmiri onu sevdiğimi zannediyordum. Gezdiği her yere adımlardım, oturduğu her yerde otururdum, nefes aldığı her yerin havasını ciğerlerime kadar sindirmeye çalışırdım. Ama bu talihsizliğimi huzurunuzda, müsaadenizle ifade edeyim. Taif'ten Karn-ı Salib'e kadar kaç kilometreydi? Ruhu Seyyidül Enam hüzün içinde aldığı mesafe neydi bilemiyorum. Ama buyuruyor ki, oraya gelinceye kadar kendimle değildim. Değildi. Çünkü sadece bu çirkin sözleri söylemekle bırakmamışlardı. Başından aşağıya taş yağdırmışlardı. Taif'in sokaklarında ne kadar serseri çocuk varsa,
Hepsi eline bir taş almış, bu şakavet yarışına iştirak etmişti, şakavet maratonuna iştirak etmişti. Hedef de Allah Resulü'ydü. Toz, toprak, taş içinde vücudundan şakır şakır kanlar akarak karn-ı talibe kadar gelmişti. Tam o esnada başında bir bulut belirdiğini hissetti. Bu adeta dostunun tahtıydı. Hep dost, ona karşı hep dost yaşayan Cibril-i Emin'in, Kur'an-ı Kerim'in emin dediği meleğin, muta'in, semme emin, leserfiraz, Hazreti Cibril'in tahtıydı. Cibril Efendimiz'i hiç bırakmamıştı. Mukabelesinde de onu görüyoruz. Ya Resulallah, artık bundan sonra ben yeryüzüne inmeyeceğim buyurmuşlardı. Çünkü ben senin için iniyordum diyordu. Ama ihtimal Efendimiz yeryüzüne şeref kudum buyurduğu andan itibaren, yerde yaşayanların başlarına güllük gülistanlık, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünü şereflendirdiği andan itibaren onun başında hep bir himayeci ve sayesi hep Efendimizin başında bulundu durdu. Bir gölge gibi, bir bulut gibi. Nitekim mesela buyuruyor ki, ben her çocuk gibi hayatımda iki defa düğüne gitmeye niyet ettim. Fakat bir yerde oturdum, kaldım. Gözlerime bir ağırlık bastı. Uyumuşum. Güneşin başımı okşayan şu alarıyla uyanmıştım. Allah benim laubaliliğe, gayri ciddiliğe giden yolları bana kapıyor. Bana mecburi istikamet başka yanları gösteriyor. Cibril onun arkasında bir muhafız gibi ona bekçilik yapıyordu. Ve nitekim zannediyorum 25 yaşlarındaydı. Kâbe tamir ediliyordu. O da bu hayırlı işe iştirak buyurmuşlardı. Zira artık Kâbe, Abdülmuttalib'in Kâbesi, Ebu Talib'in Kâbesi değil, onun Kâbesi olma dönemi başlıyordu. Ondan sonra o Kâbe artık onun kıblegahı olacaktı. Onun mihrabı olacaktı. Onun için o Kâbe'nin inşaatına iştirak buyuruyorlardı. Herkesten daha ciddi çalışıyordu. Âlem omuzuna bir taş koyuyordu, iki taş koyuyordu. Bu taşlar omuzunu yaralamış, yara bere içinde bırakmıştı. Kendisini çok seven amcası Hazreti Abbas, etekliğinin peştemalının bir parçasını omuzuna koy demişti. Peştemalının ucunu omuzuna koyunca açılmaması gerekli olan mübarek teninden bir kısım yerler açılmıştı. Ne zaman açılmıştı? La tedri mel kitabu velel iman. Henüz ufkunda peygamberlik adına şimşeğin çakmadı, şafağın atmadı. Haşa onun karanlık dönemi yoktur. O karanlık bana aitti ya Resulallah. Sen hep aydındın. Ama kitap yoktu, melek yoktu. Allah'ı sonradan bildiği ölçüde bilmiyordu. Açılmaması gerekli olan yerlere açılmıştı. Ve hemen anında sırt üstü yere düşmüş ve gözleri yukarıya doğru dikilmişti. Cibril ona görünmüştü. Ah sakın bir daha böyle yapmayasın. Bunlar sana yaraşmaz demişti. Arkasındaydı hep. O vücudunu açamazdı. O peygamberdi. Çocukluğundan itibaren hep masumiyet dairesi içinde geziyor. Hep ismeti temsil ediyordu. Zira her meselede o peygamberlerin sultanı olduğu gibi ismette de peygamberlerin sultanıdır. Allah bütün salatı ve selamı ona ve sonra diğer peygamberlere lütfeylesin, tarafımızdan ulaştırsın. Ne kadar salatı selam varsa. Gâr-ı Hira'da yine o dostunu görmüştü. Evine çıkmış gelirken onu azametine uygun ihtişamıyla, bütün buğutlarıyla semada ser çekmiş olarak yine Hazreti Cibril-i Emin'i görmüş, ona ya Muhammed diye sesleniyordu. Adeta haşa Cibril onun gölgesi desek o büyük meleğe hakaret olur ama fakat adeta gölgesi olmuştu. Bazı rivayetlere göre gölgesi olmayan Nebi'nin gölgesi adeta Cibril'di. Sayesi düşmez yere böyle bir nahli tursun, mihr-i alem girsin, baştan ayağa nursun, ruhun şad olsun ıtri. Sayesi düşmez yere bir nahli tursun, mihr-i alem girsin, baştan ayağa nursun. Tarihi güzar-ı alem, maliki mülk-i adem, münkirlere mahzı matem,
müminlere sursun. El benim, damen senin, ey rahmeten lil alemin. El benim, etek de senin, ey rahmeten lil alemin. Şöhretim isyan benim, sen affile meşhursun. Şöhretim isyan benim, sen affile meşhursun. Sayesi düşmez yere. Gölgesi olmayan Nebi'nin gölgesi Cibril. Her an başında tütüyor ve tülleniyor. Ya Muhammed diye sesleniyor. Allah'la ünsiyet ermiş insanın mahlukattan en iyisi ihtiyacı yoktur. Ama Allah'la ünsiyet ermiş bir insana herkes en iyisi olmak için koşuyor ve başta Cibril. Karnı salipte bir gölge. Gölgenin üzerinde taht kurmuş Cibril. Ya Muhammed, قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ diyor. Ve هذا ملك الجبال. Ya Muhammed, Allah kavminin sana ne dediğini, ne ettiğini duydu ve gördü. İşte benimle beraber dağlara müekkel melek geldi. Melek öyle edepli duruyor ki, Cibril araya girip, tavassutta bulunmadan, ileriye atılıp, ya Muhammed esselamu aleyke demiyor. Zira, meleği alada Hazreti Muhammed Mustafa öyle tanınıyordu. Onu yerdeki adamlar tanımadılar. Körler göremediler. Sağırlar işitemediler. Kalpsizler duyamadılar. Yeryüzünde ve başka alemlerdeki dağlara müekkel melek, onların nazırı, onların tesbihlerini Allah'a takdim eden melek, tesbihleri alkışlayan melek ve bu mevzuda kendisine düşen vazifeleri Allah'a karşı eda eden melek, Hazreti Muhammed Mustafa'nın kapısını dokunmadan sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına sokulmuyor. Cibril tavassut ediyor, bu dağlara müekkel melek diyor. Neden sonra melek bir adım daha ileri atıyor? Naam ya Muhammedu. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّ عَلَيْكَ وَاَنَ مَلَكُ الْجِبَارِ اِنْ شِئِتْ مَا شِئِتْ اَفْحَرِ Ben dağlara mehkel meleğim. Allah'ın selamı var. Kavminin dediğini işitti. اِنَّهُ سَمِعٌ قَرِيبٌ Sana herkesten yakın ve her şeyi işiten Allah, sana denen şeyleri işittim. O ona denen şeyleri işitiyor. Kıyamete kadar işitecektir. Allah imhal eder, ihmal etmez. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَد۪يدٌ Bir kere de yakaladı mı, iflah etmez. Soluklarını keser Allah Celle Celaluhu. Allah işitti. Bugün de işitiyor Allah Celle Celaluhu. Allah Resulü, Cenab-ı Hakk'ın murat ve meşiyetini anladı. Gönlü kırılmış, gönlüyle beraber başı da kırılmış. Ayaklarında bize siyerden naklettikleri şeylere bakılırsa, kan içinde kalmayan yanı kalmamıştı. Siz olsaydınız ne yapardınız? Oysa ki o şöyle yapmıştı. Kanlar akarken şakır şakır ayaklarından. Allahümme inni eşku ileyke da'fa kuvveti. وَهَوَانِ عَلَى النَّاسِ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ تَكِلُنِي إِلَى عَدُوٍ بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى عَدُوٍ قَرِيبٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وهوان على الناس Allah'ım takatsızlığımı, güçsüzlüğümü sana şikayet ediyorum. Bu kavmi değil. Ben bana dokunanları Allah'a havale ettim. Kemalata, büyüklüğe bakın ki ben halimi sana şikayet ediyorum. Zaafımı sana şikayet ediyorum. Ve halk arasında horlanıp fakir görünmemi sana şikayet ediyorum. Ente Rabbul Mustadafin. Zaafını idrak edenleri sen bilirsin. Ente Rabbi ve ente Rabbul Mustadafin. Ente Rabbul Mustadafin ve ente Rabbi. Sen zayıfların Rabbisin. Sen benim de Rabbimsin. Kemaline kurban olayım. Adın başta anılmalıydı, ben demeliydin. Sen zayıfların Rabbisin, sanki ben de zayıfım. Sen benim de Rabbimsin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ente Rabbul Müstedafin ve ente Rabbi. Ve belki de sesini kısıyor, belki pesten, belki kimse duymasın diye azam ihtimam gösteriyor.
اِلَى مَنْ تَكِلُنِي اِلَى عَدُوٍ بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي Beni kime bırakıyorsun Allah'ım? Bu sözü Efendimiz ilk söylememiştir. İncil nüshalarına bakılırsa, Hazreti Mesih'in evi sarıldığı zaman İncil yazarları bu sözü kaydediyorlar. Şöyle dedi, Allah'ım, Allah'ım beni şu zorlu dakikada kime bırakıyorsun diyordu. Bu sözü ilk defa söylememişti. Belki asasını nehire çaldığı zaman Hazreti Musa da söylemişti. Belki tufan kabardığı zaman, hortladığı zaman Hazreti Nuh da söylemişti. Belki mancınağı koyup ateşe saldıkları zaman Hasbunallahu ve ni'mel vekil kahramanı, Berdü Selam kahramanı Seyyidina Hazreti İbrahim de söylemişti. İlâ men tekiluni, ilâ aduvin ba'idin yetecehemuni. Şu yüzünü bana ekşiten uzak düşmanlara mı beni bırakıyorsun? Yoksa işimi emirlerine verdiğin, bana hakim ve malik kıldığın yakın düşmanlara mı bırakmak istiyorsun? Ve burada Efendimizin bir an tevakkufunu görüyoruz, bir an duruyor. Adeta dediklerinden pişman olmuş gibi bir hal hissediyoruz kendisinde. اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَدَبٌ فَلَا اُبَالِ Ama her şeye rağmen eğer bana öfkeli değilsen hiçbir şeyi kale almam, hiçbir şey aldırmam ya Rabbi diyor. Ben öyle seziyorum Karnus Salik'te. Ve işte tam bu esnada kırılmış peygamber gönlü, hüzünle iki büklüm peygamber ruhu ve başında Hazreti Cebrail, dağlara mehkel melek, diyor ki, istersen dağları bu cemaatin başına koyabilirim ben. Kor mu kor Allah Celle Celaluhu. Her zaman değişik yerlerde, dünyanın değişik yerlerinde yerin altını üstüne getiren Allah, kor mu kor. İster esbab dairesi içinde esbaba sarar, esbab bohçasıyla ve paketiyle takdim eder. İsterse doğrudan doğruya yapar. Allah yapar Celle Celaluhu. O ana kadar Efendimiz öyle bir hüzün, öyle bir keder içindeydi ki insan taşıyamaz onu, dağlardan daha ağır. Fakat bu ikinci şey, bu birinci hüznü, birinci kederi unutturmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, meleğin dağları onların başına koyayım sözü karşısında öyle irkilmişti ki dudaklarından anında şu sözler döküldü. Bel ercu en yukhrijallahu min asabihim men ya'buduk. اَوْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهُ Hayır ya Rabbi, belki ümit ediyorum, Allah onların sulbünden bir adam çıkarır, o insan Allah'a ibadet eder. İsterseniz siz, size şu kötülük yapan insanlara, 100 sene sonra Allah onların sulbünden bir insan çıkaracak, o insan Allah'a kulluk yapacak ve siz o kulluk yapacak insanın hatırına şimdi Allah'ın bu cemaati mahvetmesini istemeyeceksiniz. Hayır Allah'ım, mahvetmeni istemiyorum. Ne yerden lavlar fışkırsın, ne dağlar kalksın onların başına binsin, ne seller titresin, ne seylaplar yürüsün, ne onlar boğulsun, ne yansın, ne de gark olsun. 100 sene sonra dahi olsa, onların sulbünden inanmış bir insan zuhur edecekse şayet, işte o zuhur etsin demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İradesinin hakkını veren insan, ruhuna, ruhunun gücünü kazandırmış insan, Allah'a karşı ciddi bir vefa hissiyle, gariplerin en garip olduğu dönemde, gurbetin en acısını ruhunda yaşadığı zaman, sarsılmamış, fütur getirmemiş, ikiliye düşmemiş, doğru bildiği yolda, Yunus'un ifadesiyle bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Olsa bile gözünü kırpmadan Allah'ın inayet ve keremiyle yürüyüp gitmiştir. İbn-i Mesud diyor ki, ittifaklı bir hadis-i şerifte, كَاَنِّي اَنْدُرُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ يَحْكِ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ دَمَأَوْ فَيَمْسَحُ الدَّمْ فَيَقُولْ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Şu anda sanki Allah Resulü'nü görüyor gibiyim. Allah Resulü bir peygamberi hikaye ediyor, anlatıyor. Cemaati, ümmeti kendisini dövmüş,
başını yarmış kanlar içinde bırakmış. Oysa irtiliyor, ellerini kaldırıyor ve Allah'a şöyle dua ediyor. Allah'ım benim kavmimi mağfiret buyur. Çünkü onlar bilmiyorlar. Seni de bilmiyorlar, beni de bilmiyorlar. Kitabı da bilmiyorlar, imanı da bilmiyorlar, haşri de bilmiyorlar, neşri de bilmiyorlar, ıtlakında umumilik var. Allahümme ufir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Bilmiyorlar, bilmeyen bu cemaati mazur gör, affeyle diyor. Allah Resulü aslında kendisini anlatıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sadece iman ve Kur'an adına kendilerine mesaj sunduğu cemaatten, cemaatinden, ümmetinden, gördüğü şeylerden bir iki vakadan ibaretti. Ben biraz tasvir ederek belki vakayı uzattım ama içine hilafi vaki şey katmamaya çalıştım. Mümkün mertebe kaynaklara sadık kalarak kaynaklarından sizin anlayabileceği şekle çevirip anlatmaya çalıştım. Bağışlayın. Bağışlayın, bu da benim halim. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in çektiği bu değildi. Eğer etrafındaki o vefalı insanlar o etten kemikten kala etrafında olmasaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her gün tahammül edilmez bela ve musibetlerin en ağırına maruz kalacaktı. Yer yer Hazreti Ebu Bekir öne atılıyor. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَاِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَاِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي يَعِدُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Bu Kur'an'dan bir ayet. Ama bu Seyyidina Hazreti Musa'nın tahakküme, tasallüde, tagallübe, tecavüze maruz kaldığı zaman mümin Ali Firavun tarafından söylenmiş bir sözdü. Tarih tekerrürden ibaretti. O zaman iman kahramanı Hazreti Musa'ydı. Ve o zaman Hazreti Musa'ya karşı koruyucu melek de Firavun'un ordularının başındaki Hazreti Asya'nın kardeşi, abisiydi mümin Ali Firavun. Talihsizliğime verin adını bilmiyorum. Mümin Ali Firavun unvanı da ona yeter. Çünkü Kur'an-ı Kerim onu bu unvanla alıyor. Ve Hazreti Muhammed döneminde hakikatin kahramanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bu sözü söyleyen de Hazreti Ebu Bekir'di. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ. Rabbim Allah dediğinden dolayı öldürecek misiniz bu insanı? Dünyanın dört bir yanında şu anda da aynı tecavüzler, aynı tegallüpler, aynı esaretler, aynı tahakkümler, aynı zalimlerin hayhuyu, aynı mazlumların iniltileri duyuluyor. Nedendir bütün bunlar? Bir zümre Rabbim Allah diyor. Bu Allah'ı sevmeyen başka bir zümre onları eziyor ve çiğniyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahsı adına değil, bu işlerin en utandırıcısını tattı. Yaşadı denmez, tattı. Nuanslara dikkat edelim. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep aziz olarak yaşadı, hep başı bulutlar gibi yüce olarak yaşadı ama ona akla hayale gelmedik şeyler tattırdılar. Allah Resulü yemesi içmesi adına da sıkıntıların en ağırına maruz kaldı. Dün akşam bir yerde müdebdeb, muhteşem bir sofra konmuştu. Bu duygular birdenbire ruhumu sarınca bir kenara çekildim, makadıma oturdum ben. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْذٍ عَنِ النَّعِيمِ dedim ve sonra da çıktıklarımı görmesinler diye kendi odama çekildim. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Canım çıksın, o efendim, efendiler efendisi hayatında bir kerecik olsun. İşte o müdebdeb sofralardan bir tanesini bile görmedi. Bir tanesini görmek şöyle dursun, Ahmet bin Hanbel'in naklettiğine göre Ebu Hüreyre diyor ki, bir gün hane-i saadetlerine veya hücresine girdim. Oturarak namaz kılıyordu. Selam verince sordum. Ya Resulallah, mâ asâbek? Ne isabet etti? Hasta mısınız? Sesi zor çıkıyordu. Dudaklarından bir tek kelime döküldü. Şöyle buyurdu. El-cû' ya Ebu Hüreyre. Açlık ya Ebu Hüreyre. Ayaklarımın bağı çözüldü. Ayaklarımın bağı çözüldü. Ayakta duramadım. Gözyaşlarımı tutamadım. Hıçkır hıçkır ağlamaya başladım. Bu defa da bana لَا تَبْكِي يَا أَبَا هُرَيْرَ فَاِنَّ عَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تُصِيبُ الْجَائِحِ. Ağlama Ebu Hüreyre'ciğim, ağlama.
kıyamet günün azabı aç insanlara dokunmaz. Aç yaşarsanız orada azap size dokunmaz buyuruyordu. Ama o bir hayat yolu seçmişti. Sıkıntısını burada yaşıyordu. Ve emniyetini orada bulacaktı. Ümmeti adına da inşallah emniyetini orada bulsun. O hep bizi dilemiş, hep bizi düşünmüştü, bizim için yaşamıştı. Abdülkuddüs'ün sözünü bir kere daha nakletmemi arzu eder misiniz? Diyor ki, vallahi Hazreti Muhammed, meleklerin perdedarlık yapacağı makamlara ulaştı Miraç'ta. Huriler ayaklarının altına döküldü, saçıldılar. İnciler, yakutlar gibi. Ama bu ihtişam onun başını döndürmedi. Bakışını bulandıramadı. Yine ümmetim dedi, geriye döndü. Ben Hazreti Muhammed'in ulaştığı yerlere ulaşsaydım, koca beni Abdülkuddüs, ruhu şad olsun, vallahi, billahi, tallahi geriye dönmezdim diyor. O bu sıkıntılı hayata rağmen sizin için geriye dönüyordu. Zira ulaştığı yerlere sizi de ulaştırmayı düşünüyordu. Elinizden tutacak, yaşamanın adab ve erkanını gösterecek. Ama bu arada sıkıntılara katlanacak, aç kalacak, susuz kalacak. Eğer yerine aç kalınması mümkün olsaydı, susuz kalınması mümkün olsaydı, Hazreti Ebubekir gibi vefatı esnasında ileriye atılıp, anam babam, tatlı canım sana feda olsun, sen dur biz ölelim ya Resulallah diyen insanlar onun namına aç kalacaklardı, susuz kalacaklardı. Ama yerine olmuyordu o iş. O iş niyabet kabul etmiyordu. Ve anam Fatıma, betul, nezih kadın, velayet halkalarının sertacı, iftihacı, velayet tacının sorgucu, 25 yaşında zannediyorum hesaplarımıza göre, fani dünya hayatına gözlerini kapayıp gidiyor. Allah Resuluna bir gün sağdan soldan bulduğu kurumuş ekmekleri getiriyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dudaklarına götürüyor. Dişleriyle çiğnerken dudaklarından da şu sözler dökülüyor. هَذَا اَوَّلُ مَا أَكَلَ أَبُوكَ مُنْزُ سَلَفَةَ اَيَّمْ Kızcağızım, işte şu lokma senin babanın 3 günden beri yediği ilk lokmadır buyuruyor. Adeta dünyada senin için çekmek üzere bulunuyordu. Senin için her şeye katlanıyor, senin için her şeyi göğüslüyor, senin için her şeye dişini sıkıyor ve sadece durmaya çalışıyordu. Vazifesi bittiği an, onu anladığı anda Allahümme Refik-i Ala diyecek, üveyk gibi kanıtlanacak ve Refik-i Ala'ya uçacaktı. Dostların bulunduğu yere uçacak, dostların dostu Allah'a vasıl olacaktı. O burada da zaten ayrılık içinde yaşamadı. Hep vuslattaydı ama beden kaydı altında bulunuyordu. Bedenini sırtından atacak ve Allah'a öyle ulaşacaktı. Bunlar ruh ve irade insanının mekarih adına, ki yine muhbir-i sadık sahih hadiste Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un rivayet ettikleri hadis-i şeriflerde Huffetil cennetu bil mekarih veya hucibetil cennetu bil mekarih ve huffetin nar bil şehevat veya hucibetin nar bil şehevat. Cennet yolu insanın hoşuna gitmeyen şeylerle donatılmış, cennet çevresi insanın sevmediği şeylerle ihate edilmiştir. Abdestten namaza, soğuk sularda abdest almadan zor zamanlarda namaz kılmaya, malından bir parça ayırıp zekat sadaka vermeye, meşakkatlere katlanıp hacca gitmeye, helalından kazanıp yemeye, haramlara karşı kapalı kalmaya kadar çok zor bir yoldur müminin yürüyeceği yol ve bu yol dikenlidir. Bu yolda yollar çok defa yıkılmıştır, köprüler harap olmuştur. İnkisara düşmek için çok sebep vardır ama mümin imanıyla kanatlanacak ve inkisara düşmeyecek, hiçbir zaman düşmeyecek. Uçup geçecektir. Bu yolun bir yanıydı. Cennet yoluydu ve cennet yolu çetin bir yoldu. Ruh ve irade insanları cennet yolu olan bu yolu, dünyayı da cennete çevirme yolu olan bu yolu
üveykler gibi inşallah kanatlarını başacaklar ve ben yine başa dönüyor bir cümleyle insanlığın mahkûs kaderini değiştirecekler. İnsanlık sağda solda nifak ve şıkak ateşleri alevler içinde yanarken sizleri bekliyorlar. Hazırlıklı olmadığımız bir zamanda etrafımızda olan hadiseler onlarda da bizlerde de çok tesiri yaptı. Hiçbir hazırlığımız yoktu. Ne kitap hazırlamıştık, ne bant hazırlamıştık, ne din adına onlara öğreteceğimiz şeyleri hazırlamıştık. Yanımızda bir nifak şebekesi yıkıldı. Bu altından cumhuriyet adına 7-8 cumhuriyet, istiklal düşüncesi biraz daha gelişmiş olarak ortaya çıktılar. Oysa ki şu anda onlara el uzatacak güçte değiliz. Devletimiz de o güçte değil, milletimiz de o güçte değil, biz de o güçte değiliz. Bir şeyler yapma azmi ve kararı içindeyiz. Allah yaptırsın. Bize dünyevi hazları ve zevkleri unutturarak, ciddi ihtiyaç içinde kıvranan, elifi beyi bilmeyen, arkadaşlarımızın ifadesine göre evinizde Kur'an var mı diye, varsa bize getirin dediğimiz zaman gitti bir kitap getirdiler. Açıp baktığımız zaman kitabın İncil olduğunu gördük. Senin soydaşın, dindaşın, kardeşin 70 seneden beri mabedinin kapısında paslı kilit, kulağı paslanmış bir kere ezan duymamış. Sen bu kadarını çekmedin. Çektiysen de arkada bıraktın. Belli bir gül devrine ulaştın. Gelecek dönemin şafağı çoktan attı. Fakat bugün senin o dindaşın, soydaşın ızdırap içinde kıvranıyor. Ama sen onun için bu günleri ciddi hazırlıklarla karşılayamadın. O da şok içinde, sen de şok içindesin. Sen ancak iradeli insan olursan, ruh insanı olursan, onların imdadına koşacak ve inşallah onlar içinde bulundukları o acıklı, o elim, o kötü, o işlerde burkuntu hasıl eden durumdan kurtaracaksın. Rabbimin inayetiyle. Rabbimin inayetini temsil etmek istemez misin? Arkadaşlarımız turistik mahiyette gidip nabız yoklamak istediler. Birkaç arkadaş. Oraya gitmeden evvel, daha onlar gitmeden adeta gittikleri her eve Efendimiz daha evvelden gitmiş, arkadaşlar gelecek demiş buraya. Gelip anlattılar bize ve gidenler sizi rüyada gördük, aynen sizlerdiniz demişler. Hiç de az olmadı arkadaşlar, bu mevzuda anlattıkları şeyler hiç de az değildi. Demek sizden bir şeyler bekleyen insanlar var. O zaman siz manen çok çalımlı, çok çaplı olacaksınız. Basit insanların yapacağı şeyler değil. Ben size Hazreti Muhammed ölçüsünü verdim sallallahu aleyhi ve sellem. Dövene elsiz, sövene dilsiz, hakaret görürse gönülsüz, yaşamasını bilen bir insan misali verdim size burada. Ancak bu çetin yollar onunla aşılır. Bu dağ, dere, tepe ancak bununla aşılabilir Allah'ın inayet ve keremiyle. Ve bu yolun diğer tarafında da وَحُفَّتِ النَّارِ اَوْ حُجِبَتِ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ Cehennem çepeçevre şehvetlerle muhat. Kutsiler, ışık ordusu, beşeri arzularını, şehavani isteklerini terk edecek. Nefis karşısında pes etmeyecek. Bedeni altında kalıp ezilmeyecek. Cesedinin sözlerinin esiri zebun olmayacak. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselecek. Kalp insanı olarak yaşayacak. Ruh insanı olarak yaşayacak, Allah deyip oturacak, Allah deyip kalkacak, Allah'a serfuru edecek, şehvet karşısında eğilmeyecek. Eğilmeyecek ki Allah da onu teyit etsin, desteklesin. Bu iş zayıf insanların işi değildir. Bu iş mecnunların, bu iş sevdalıların işidir. Sevdalı olacaksın Allah Celle Celaluhu. Meramına, maksuduna seni nail kılacaktır eskilerin ifadesiyle. Günümüzde, günümüzün nesillerinin, caminin içi sıcak, ben de sizinle beraber sizin kadar terliyorum. Sıkıntılarınızı sizinle beraber paylaşmaya çalışıyorum. Yorgunluğunuzu da takdir ediyorum. Ama başta arz ettiğim gibi vaki emirle
geldim buraya kadar. Bu ezan vaktine kadar sıkacağım sizi, beni bağışlayın. Diğer cenahını arz etmeden bırakamayacağım. Çünkü ben bu iki hususa insan iradesinin buğutları diyorum, derinlikleri diyorum. Ve netice itibariyle de Allah'a karşı veda, vefa borcumuzun eda edilmesi nazarıyla bakıyorum. Günümüzde günümüzün nesillerinin şehvete pes etmemeleri çok zordur. Ama günümüzde veli olma yollarının en kestirmelerinden bir tanesi de budur. Günümüzün nesilleri, eski büyüklerimiz, postişinler, çilleler yoluyla kat ettikleri mesafeleri, elde ettikleri noktaları, ibadetin menfi yanından gelen, yani haramlara karşı haram işleme imkanı varken kapalı olarak yaşamak suretiyle bir hamlede bir nefade elde edebileceklerdir. Zannediyorum, velilik en çok asr-ı saadette olmuştur. En çok veli asr-ı saadette olmuştur. Ondan sonra da zannediyorum, en çok veli dalaletin, cehaletin, küfrün, küfranın gemi azıya alıp gittiği ve gençlerin şehvet kayaları içine çekildiği bir dönemde pes etmeyen, sırat-ı müstakimi koruyan 20. asırda bu ikinci diriliş faslında olacaktır. İçinizde kerametler ishar eden insanlar olmayacaktır. Fakat iç alemleri, düşünce ufukları o kadar temiz olacaktır ki bunlar belki bilerek veya bilmeyerek her gece velilerle aynı bezme ulaşacak, her gece enbiya-i izamla aynı mecliste oturacak, aynı meclise kalkacaklardır. İster yakaz eden müşahedeler, isterse rüyada olan müşahedeler bunları teyit ediyor mahiyettedir. Bunu şunun için arz ediyorum. Bir haram karşısında, haram işleme fırsatı karşısında, bir günah karşısında, bir günah işleme fırsatı karşısında dişini sıkar dayanırsa mümin, bilemem, bir sayı bir rakam söyleyemem, o küstahlık olur. Allah'a karşı vahyi ve ilamı kendi hesabıma konuşturmak olur. Ama bir kısım esaslara dayanarak arz ediyorum, belki de 100 sene ibadet yapmış gibi bir makam, bir menzil elde edecektir. Nitekim zayıf bir hadis, itibar edilmez ama fakat mana bakımından doyurucu. Buyuruyor ki, مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَكَتَمَ فَمَتْ فَهُوَ شَهِيدٌ. Bir kimse, aşk demek hem cinsine karşı zaaf gösterme demektir. Bir erkek bir kadına karşı belli duygu ve belli düşüncelerle meşbu olmasına, yanıp tutuşmasına denir, kararsızlığına denir. Ve uğurda her şeyi feda etme hissine, duygusuna denir. Bir kimse böyle bir şeye müptela olur. Belki işi daha ileriye götürür. Daha kötü durumlarla karşı karşıya kalır. Ve bu iş onda ince ağrı olur. Erzurumlunun dediği gibi. Verem olur, ölür. Ketmeder bunu. Buyuruyor ki bu mübarek sözde hadiste ise bile fehuve şehid. O şehittir. Bunu teyit eder sayı hadis de var. اَنَّذْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سَهَامِ اِبْلِيسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَةِ اَبْدَلْتُ اِيمَانًا يَجِدْ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ. Nazar, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Allah buyuruyor kutsi hadiste. Kim nazarını bana karşı olan saygıdan dolayı korursa, kalbine öyle bir iman atarım ki ben, iliklerine kadar hisseder. Öyle bir ruhanilik hisseder ki, başka hiçbir şey de olmaz. Zaviyelerde olmaz, tekkelerde olmaz o. Binaenaleyh, benim bu mübarek, talihli, bahtiyar kardeşlerimin önünde böylesine kestirmeden amudi yükselebilecek, füze hızıyla varılabilecek bir velayet yolu açık bulunuyor. Allah'ın inayet ve keremiyle milyonlarcası inşallah bu asırda bu yolla veli olacaktır. Şehvete karşı dişini sıkıp dayanma, bedeni arzulara baş kaldırma, cismaniyete ve nefsaniyete baş kaldırma, aydınlık ordusunun, ışık ordusunun önemli vazifelerinden biridir ve cehennem şehvetle muhat bulunmaktadır. Bu şehvet girdabına tutulanların cehennem tarafından yutulmaları kaçınılmazdır. O girdaba kendisini kaptıranlar er geç gider, cehenneme girerler hafizanallah.
Seyyidina Hazreti Ömer döneminde mescidi hiç ihmal etmeyen bir genç var. İhtimal Halife-i Ruh-i Zemin'in hep arkasında namaz kılıyor ki arkasında böyle bir cemaatin bulunduğunu çok iyi biliyordu. Ama bana kalırsa Hazreti Faruk-u Azam öyle bir dirayet, öyle bir kiyaset, öyle bir feraset, öyle bir tek bakışta tabloyu birden hafızasına yerleştiren ve işleyen insan idi ki arkasında namaz kılan o camideki bütün cemaati bile var mı yok mu bilebilirdi Allah'ın inayetiyle. Peygamberlikten sonra bir makam varsa o iki zat işte onu ihraz etmişlerdi. Kaldı ki bir hadis-i şerifte benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu Sadık-ı Mastuk buyuruyor. Fasadaka Resulullah olurdu ya Resulallah. Ömer olurdu, Ömer'e ruhlar feda olsun. Arkasından namaz kılan genç, hafızasına yer eden gençlerden birisi. Bu bekar, her gün evinden mescide, mescitten eve gelip giderken, güzergahında bir ev var. Birisi, Taife-i Nisa'dan birisi gönlünü kaptırmış. Her defasında bir oyunla, bir fettanlıkla, bir fitne ile onun karşısına çıkıyor ve onu çizgi değiştirmeye zorluyor. Sen gel gör ki koca yiğit fütursuzca gelip geçiyor oradan her gün. Ve nihayet insandır yani. Yaş ota bile 30 tane kibrit yakar atarsınız. Bunlardan birinden biri bir kıvılcım meydana getirebilir. Ve bir gün o kapının önünden geçerken yine o, kim bilir hangi baş döndürücü oyunlarla karşısına çıkınca adımlar biraz ağırlıyor. Hızını biraz kesiyor. Bu esnada kim bilir belki mescitten çıktığı andan itibaren bir dizeban olmuş bir ayet. Kıtmirlere de olunca zannediyorum çoğunuza da olmuştur. Günaha açık noktalarda dilinize bir ayet dolaşır da sonra 100 defa, 1000 defa tekrar etmişsinizdir, farkında değilsinizdir. Allah size nasihat ediyordur. Kendinize geldiğinizde anlarsınız ki o Allah elimizden, eteğimizden tutmuş bizi çekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi اَنَا اَخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَاَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا. Siz o ateş içine kendinizi salıyorsunuz. Ben size arkadan tutmuş çekiyorum. İşte tam hızını kesip belki de bakmak, ne diyorsun demek istiyordu ona. Belki öyle diyecekti ama fitneye bir adımdı bu. Bir de baktı ki çoktan dilini bir ayet tutmuş. Kendine göre ayet dile hükmediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبِسِرُونَ اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Onlar ki ittika ettiler. Takva dairesi içinde yaşadılar. Allah'tan çok korktu. Allah'ın himayesine girdiler. Müslümanlığı hassasiyetle yaşadılar. Hatta bazen şüpheli şeyleri bile haramdır diye terk ettiler. Hatta velilerin takvayı tarifleri içinde bir kısım mubahları bile şüpheli şeydir diye takva adına terk ettiler. اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ Şeytandan bir taif, görünmeyen birisi gelip onlara dokunduğu zaman buna taif da diyebiliriz. Şeytandan şualar, öldürücü şualar, taifler gelip çarptığı zaman تَذَكَّرُوا birdenbire hatırladılar. فَاِذَا مُبْسِرُونَ derken gözleri açılıverdi. Gözleri dört açılıverdi. Sahabi dilinde bu maalde olan, ben kırık dökük malini arz ettim, Kur'an değil benim dediğim, fikir vermek için kırık dökük bir maaldir. İttika edenler, takva dairesi içindeyken şeytandan gelen taiflere maruz kalıyor. Ve birden Allah'ı hatırlıyor. Derken gözleri dört açılıyor. Kendine geliyor. İşte bu maalde olan ayetin diline dolanmış olduğunu gördü bir dizeban. Bu arada o zayıf kalbi dayanamadı buna. Yıkıldı gitti bu delikanlı. Yıkıldı gitti. Ve o gün, o günden sonra mescide gelmez oldu. Bir gün sabır, iki gün sabır. Hazreti Ömer sordu, birisi vardı safın şurasında. İbn-i Kesir Kesir'inde Arif-i arz ediyor. Birisi vardı, safın şurasında oturuyordu. O genci bir iki gündür görmüyorum. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi! O genç bir yerde öldü, utandık size söylemeye.
Bir kadının, fettan bir kadının kapısının önünde ölü bulduk onu. Utandır söylemeye ve götürdük gömdük. Bana haber vermeli değil miydiniz? Utandık ey emir eminim. Ve mezarına koşuyor. Başında duruyor. Vakayı anlatıyorlar. Kadın ona doğru adım atınca tevakkuf. Ve sonra irkilme. Sonra Allah'ı hatırlama. Sonra bu ağır akıma ceryana kalbin tahammül edemeyişi. Sonra kalbin duruşu ve ölüşü. Bir günaha girerim endişesiyle kalbin duruşu ve ölüşü. Mezara götürün beni. Mezarda başında duruyor. Avazı çıktığı kadar bağırıyor Ömer. Sesini ötelere dahi duyurabilecek güçte koca Ömer. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ يَا شَابْ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ Rabbisinin huzuruna çıkacağı günün endişesini taşıyan, o korkuyla iki büklüm olanlar için iki tane cennet vardır diyor. Ömer'e ses geliyor. Gelmeliydi de. Sesini bilmem kaç menzil ötede kumandanı Sariye'ye ya Sariye el cebel el cebel diye duyuran Hazreti Ömer mezara sesleniyordu. Değil gencin orada ona cevap vermesi. Eğer uçup gitseydi cennetin en müstesna yerlerine, Halife-i Ruhi Zemin'in bu davetine, bu sözüne, bu sualine icabet edecek ve gelecekti. Mezar lerzeye geliyor. Ravi hadisi tam hatırlamıyorum, İbn Kesir naklediyor ama İbn Ebi Hatim midir? Başka birisi midir? Hatırlayamıyorum. Birdenbire mezarı lerzeye getirecek bir ses duyuldu. Ya emir el müminin, inni vecedtuha merreteyn. Ey müminlerin emiri, senin dediğin o şeyi ben iki defasını buldum burada. Ben iki katını buldum burada. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Rabbisinin huzuruna çıkacağı korkusunu içinde taşıyan, heybetle iki büklüm olan, mehafetle iki büklüm olan o insanlar, nefsini heva ve hevesinden vazgeçirenler, Allah'ın huzuruna gittikleri zaman varacakları, girecekleri, taht kurup içinde oturacakları, otağı olarak içinde oturacakları yer olarak cenneti bulacaklar. Cennet, Allah Resulü'nün buyurduğu gibi, Ali gibi, Miktat gibi, Süheyb gibi kimselere, Selman gibi kimselere, müştak olduğu gibi onlara müştak ve onları bekliyor. Cennetin müştakane beklediği nesil olmayı arzu ediyorsanız, burada bedeni arzulara karşı tavır belirleyeceksiniz. Cismaniyete sözünüzü geçireceksiniz. Nefsin önünüzü kesmesine meydan vermeyeceksiniz. Ve Allah'ın inayet ve keremiyle yollarda takılıp kalmayacaksınız. Takılıp kalmayacaksınız ki siz bu türlü şeylerin, küçük şeylerin esiri zebunu olamazsınız. Sizi büyük işler, büyük davalar bekliyor. Çok çocuksu işlerle siz oyalanamazsınız. Büyük işler sizi bekliyor. Dünya kurtuluş bekliyor ve bunu Allah'ın inayetiyle siz tahakkuk ettireceksiniz. Bir zaman söğüde konan bir tırtıl gibi zamanla kelebekleşip, zamanla güvercin haline gelip, zamanla üveyikleşip, sonra bütün dünyayı, daireyi tasarruf ve hakimiyet altına alan soylu asil milletiniz gibi yeniden eğer bir diriliş bekliyorsanız, şu anda o mübarek Anadolu ağacı üzerinde yine biraz, bir bakıma belki, ileride ipek böceği olmaya namzet, bağışlayın öyle demem sizi incitmesin, tırtıllar gibi, ipek böceği olmaya namzet, ileride üveyikler olacaksınız, güvercinler gibi kanat çırpacaksınız, yükseleceksiniz ve cihana sözünüzü dinleteceksiniz. Devletler muvazenesinde eski ağırlığınızı kazanacaksınız. Parmağınıza bakacaklar, gözünüzün içine bakacak, karar verirken öyle karar verecekler. İşte bu noktayı tutmak için kavga verenler, şehvet denen basit şeylere takılıp kalamazlar. Cismaniyetin altında ezilemezler,
onları büyük işler, büyük davalar bekliyor. Allah hepimize idrak ettirsin. Aziz kardeşlerim, meseleye nasıl bakarsanız bakınız, vaka ben ve benim gibi kimseler, ben demek ve benim görüşümü burada sizin huzurunuzda size arz etmek, hiçbir şey ifade etmemekle beraber, ama müsaadenizle Allah affetsin, siz de bu saygısızca ifadelerden dolayı kusura bakmayın. Geleceğin rüyalarını sizde görüyor ve geleceğin hülyalarını sizde yaşıyoruz Allah'ın inayet ve keremiyle. Ama bu yollar basitliklerle aşılamaz. Bu yollar cesaret ister, civanmetlik ister, fedakarlık ister, hasbilik ister. Ben bunların hepsinin sizde, pek çoğunuzda bugün bir nüve halinde mevcut olduğu kanaat ve inancını taşıyorum. İmana ve Kur'an'a, hususiyle Kur'an'a, tam 2-3 asırdan beri sahipsiz kalan Kur'an'a. Bir gün bir kürsüde öyle heyecanlanmıştım ki yarıda kolum felç, belki o elimden çıkıp dışarıya gitmişti. Ve ben hala aradan 11 sene geçmiş olmasına rağmen elimden giden kitabımın o inkisarını ruhumda yaşıyorum. Ve arkasından haykırmıştım. Bir Mecnun'dan çıkan ses gibi sesim çıkmış ve haykırmıştım. Kitabınıza sahip çıkın. Kur'an yeryüzünde sahipsizdir. Kur'an'a sahip çıkın. Resulullah'a sahip çıkın. Siz içlerimizde bu ümidi hasıl edebilecek yiğitlikle, şecaatle, civanmetlikle yürüyüp meydana çıktınız. Hiçbir şeye takılıp kalmayacak gibi meydana çıktınız. Bizim yüreğimiz bir tül gibi tir tir titrese bile, Allah korusun, ya döner yoldan geriye giderlerse, ya takılır yollarda kalırlarsa, takılıp kalmadı oluyor. Sizi o müşahadede arz ettiğim gibi, Hazreti Muhammed defterine sallallahu aleyhi ve sellem kaydolduktan sonra üzerine çizgi atılmak da oluyor. Atılabilir hafizanallah. Ama bütün bunlara takılıp kalmadan, yiğit ve civan mertlere yakışır şekilde gafleti, uykuyu, dağınıklığı bir tarafa bırakarak insanlığın bizden çok şey beklediğini bir kere daha yeniden hatırlayarak kendimize gelelim, kendimizi ayarlayalım Allah'ın inayet ve keremiyle. Birkaç asırdan beri rüyası görülen şeyi Allah bizimle tahakkuk ettirsin. Ben kendimi de size katıyorum. Sizin içinizde olduğum kanaatini hiçbir zaman taşımadım. Ama cesedimi içinize attım. Perişan ve derbeder sözlerimi içinize attım. Bazen bayılırcasına belki hislerimle içinizde oldum. Bazen ağlattım, ağlatamadım. Bazen söyledim ama tam hislerime tercüman olamadım. Bazen kalbimin dilini bağlı buldum. Demek istediklerimi diyemedim. Bazen çok arzu ettim. Bir bomba gibi olsam, her gönüle girsem ve bu insanlar öyle delirseler ki ne yapmamız gerekli deseler ve ben onlara imana giden yolları haykırsam, Kur'an'a giden yolları haykırsam, dininize sahip çıkın desem ama bunları yapamadım, diyemedim. Çünkü bunlar benim işim değildi. Bütün bunlara rağmen ümidimi yitirmedim. Bir mücrim, bir talihsiz, bir bahtsız olarak hep içinizde en evvel yer almaya çalıştım. Bu cemaatin içinde bulunayım dedim. Hazreti Ömer safları arasında bir genci aradığı gibi sizin cemaatinize namaz kıldıran imam da şöyle birisi de vardı. Ve bazıları belki içinizden çıkıp diyecektir ki o içimizdeydi ama bizden değildi. Ama bazıları da diyeceklerdir ki belki Cenab-ı Hak diyecektir. La yeska celisuhum. Bunlarla oturup kalkan talihsiz olamaz. Bu cemaatin içinde bulunan talihsiz olamaz diyecekler. Sizde ümidimi aradım. Sizde recamı aradım. Sizde kendimi aradım. Sizin içine kendimi atarken, içinize kendimi atarken, ötede bir gün salına salına reftare, mahşerin yamaçlarından cennet yamaçlarına doğru aşıp giderken, şu tanıdığınız kesik ses, kısık nefes arkadan kulağınıza gelirse, bu bizim Floyd'u dersiniz.
elinden tutarsınız, alır götürürsünüz. Bana bu hisleri yaşatsın. O gün dizime derman, yüreğime fer olsun. Ve pek çok şefaatçi elin bana uzanması için içinizde bulunmaya ciddi gayret gösterdim. Cehdim bu idi. Rabbime binlerce hamd ve sena ederim. İl alemin bakışı bir çeşit olabilir. Ama o türlü iddialara onun büyük bir lütfu olarak sokmadı. O eracif içine başımı sokmadı. Kendisine secde ettirdiği, başkasına secde ettirmediği, belli bir ölçüde sadece kendine secde ettirmekle, başkasını ettirmemekle kirletmediği bu başı, o türlü eracifin içine sokup kirletmedi. İşte bütün sermayem de budur. Hazreti İbrahim Ethem gibi, İlahi abduke lâsı etâke, mukirren bil zünûbi ve kadda'âke, ve in tağfir fe ente ehlun lidâke, ve in tadrut fe men yerham sivâke, ve in tekbe'in yekü ya müheymin kad asâke, وَلَمْ يَسْجُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَ وَلَمْ يَسْجُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَ Senden başkasına bu başım secde etmedi. Sermayem budur. Arzu ederseniz siz de alabilirsiniz. Kendi hesaplaşma dünyanız içinde bir yer verebilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Arzu ederseniz iş, davranış ve hareketlerinize bu adeseyle bakabilirsiniz. Arzu ederseniz, bu adeseyle hatalarınızı görmeye çalışabilirsiniz. Mahiyetinize böyle bakabilirsiniz. Kendinizi derleyip toparlamanın yollarından bir tanesi de budur. Ben böyle bakmaya çalıştım. Dualarınızdan unutmayın. Ben de unutmam. Hazreti Muhammed Mustafa da bizleri unutmasın. Unutabilir de. Çünkü Kur'an diyor ki, Nesullâhe. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendilerini unutturdu. Başka bir yerde diyor ki, onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Bu unutma neyse, isterse lazım-ı murad olsun, isterse unutmanın lazım-ı neyse onu yapma manasına gelsin, her ne olursa olsun, insan unutulabilir. Sizler ve bizler de unutulabiliriz. Sürekli hatırlayın. Hatırlayın ki muadelede hatırlamaya karşı olan hatırlama da olsun. Fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. Anın beni, anayım sizi. Anın geniş zamanda beni. Ferih fahur olduğunuz zaman, geniş dünyada yaşadığınız zaman dilden düşürmeyin, anın beni. Anın ki iki ayağınız bir kaba sıkıştığı zaman anayım sizi. Allah Celle Celaluhu bu anlaşmayı koyuyor. Adeta bizimle bir mukavele imzalıyor. Bozmayın, gelin diyor bu mukaveleyi. Fezkuruni ezkurkum. Siz beni anın, ben de sizi anayım diyor. Binaenaleyh ister ibadet-i taatın zorlukları karşısında içiniz dola dola Rabbi anacak ve hatırlayacaksınız. İster masiyet ve menhiyat karşısında biraz evvel size tablolaştırmaya çalıştığım o genç gibi Allah'ı hatırlayacaksınız ve gözleriniz dört açılacak. Hakikaten nigahban olacak. Sonra fenalığa adım atmayacaksınız. Hatırlayacaksınız. Ve Allah Celle Celaluhu o hatırlamanın karşılığı neyse size o muamelede bulunacak. Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh. Buhari Müslim'in kaydettiği Cevami'ül Kelim'den bir hadis. Yani Efendimiz'in beşer üstü ifadelerinden, söylenmesi imkansız olan sözlerinden. Birer cilt kitapla ancak izah edilebilir ki, haddimin fevkinde bazılarını başka sohbetlerde bana göre, onu bilen ve onun mütehassıslarına göre değil de bana göre, perişanca arz etmeye çalışmıştım. Onlardan bir tanesi de şu delikanlıdır ki, cemal sahibi, mansıp sahibi, makam sahibi, güzellik sahibi bir kadın kendisini davet etti. Etti de fakat o ben Allah'tan korkarım dedi. Hiçbir gölgenin bulunmadığı bir yerde Allah himayesi altına alacak, hıfzı altına alacak, inayeti altına alacak
ve ona zarar dokundurmayacaktır. Hitamı misk olsun. Erbabının bildiği bir zatı size arz edeceğim. Yorgunluğunuzu biliyorum. Ezan-ı Muhammedi ile beraber Süleyman İbni Yesar, hususiyle hadis ve ricalle alakadar olanlar çok iyi bilirler. Tabi'in imamlarından, Efendimizin zevcelerinden, Meymune validemizin de Mevlası. Mevla demek, eski bir köle hürriyete kavuşmuş, kavuşturulmuş ve efendisinden ayrılmamış. Aralarında birbirine miras geçebilecek hukuki bir karabet hasıl olmuş insan demek. Bunların cemisine mevali denir. Karşılıklı her ikisinin birbirine karşı münasebetlerine de Mevla denir. Süleyman İbni Yesar, Meymune validemizin Mevlası. Bunu tabi'in arasında 10 büyük fakihçiden birisi diyorlar. Yani koskocaman bir tabi'in dönemi, bu ışık dönemi. Bu ışık dönemi içinde 10 tane parmakla gösterilen insan var. Bunlardan bir tanesi Süleyman İbni Yesar. Çok güzeldi. Melaheti ve çiyesi itibariyle Yusuf'u saniydi. İkinci bir Yusuf. Güzelliği Seyyidina Hazreti Yusuf gibi başına dert olmuştu. Fakat her yerde Seyyidina Hazreti Yusuf gibi maazallah demiş, iffet üzerinde bir abide halinde dikilmesini bilmişti. Her yerde Rabbis sicni ahabbu ileyye mimma yed'unen ileyhi demiş. Bunların fitnesine uğramaktansa hapishaneye girmeyi tercih ederim demişti. Güzelliği başına dertti. Kaç defa imtihan olduktan sonra hacca gidiyordu. Ve bir gün çadırında arkadaşı da ayrılmış. Yemek yerken karşıdan bunu gören bir kadın bağışlayın. Anında güzelliğine meftun oluyor, çadırının kapısına kadar geliyor. Menkıbe kitapları yazıyor bunu. Ehlullah menkıbesinin aslının hadisteki sahih mi değil mi ölçüler içinde ele alınması çok önemli değildir. O hassasiyet çok önemli değildir, menkıbe bu. Kadın çadırının kapısının önüne kadar geliyor. Ve davranışlarıyla bir şey talep ediyor. Bu kadının bu iç ve dış güzelliğine sahip insandan talep ettiği şey bellidir. Bellidir ama Süleyman İbni Yesar kendisini saflığa verir. Belki de iç alemi itibariyle o kadar saftır. Benden yemek istiyor diye sofrayı uzatır kadına. Kadın da talebim bu değildi benim, başka şey talep ediyordum deyince o zaman iyiden iyiye anlar işi. Başını bacaklarının arasına sokar, iki dizinin arasına sıkıştırır ve boğulasıya ağlamaya başlar. Öyle ağlar ki eğer muhatabım anlattığım zat o zat olmasaydı ben buna ağlama demezdim. Buna böğürme derdim. Ama ağlayan Süleyman İbni Yesar olduğundan sultanım o zata karşı bu tabiri kullanamayacağım. O kadar ağlar ki aradan saatler geçer. Kadın neye uğradığını bilemez. Ayrılır uzaklaşır oradan. Neden sonra arkadaşı gelir? Yahu ne ağlıyorsun? Ağlaması, o hıçkırıklar gırtlağında düğümlenir, bir türlü cevap veremez. Neden sonra kendine gelir? Bir kadın geldi. Böyle bir talepte bulundu. Belki ben de azıcık ümitlendirdim onu. Sofrayı uzatınca belki beni yumuşak buldu. Sonra ne büyük hata ettiğimi anladım. Başımı ayaklarımın arasına soktum, ağladım. Ve işte sen geldin, başımı kaldırdın da o da gitmiş gördüm. Bu defa arkadaşı ağlamaya başlar. Öyle ağlar ki bu onu dindiremez. Neden sonra yahu sen niçin ağlıyorsun? Der ki iyi ki o senmişsin. Ben olsaydım emin değilim belki kötülük yapardım. Ben de ona ağlıyorum. Senin civan mertliğine, benim de zaafıma ağlıyorum der. Ve hacca giderler. Kabe ağlamalı insanın ağlayışları içinde tavaf edilir. Yedi şavt yapılır. Hacerül Esat öpülür. O talihli taş. Hacerül Esvet diyoruz. O saadetli taş. Ve sonra orada kendisine uyku gelir gibi bir şey olur. Kendinden geçer. Bir güzel adam Kabe'yi tavaf ettiğini görür. Ama öyle güzel ki ukrevi güzellik çehresini aksetmiştir. Bayılır Süleyman İbni Yesar. Ayla güneşin karşı karşıya gelmesi gibi bir şey olur. İçtimai neyireyn olur. Sorar ona sen kimsin? Ben Yusuf'um deyince vurulur beyninden.
şu İffet abidesi Yusuf, şu bütün fenalık kapılar açık olduğu zaman dahi beyhude yorulma kapılar sürmelidir diyen Yusuf. Evet, ben o Yusuf'um der. Maazallah diyen Yusuf. Rabbi sicnu ahabbu ileyye mimma yed'uneni ileyh diyen Yusuf. Evet, ben o Yusuf'um. Sen, ben de Süleyman İbni Yesar. Şu kahramanlığı dillere destan olan Süleyman İbni Yesar mı der? Seninki benimkini unutturdu der. Seninki benimkini unutturdu. Sen benimki acip, onu öyle diyor menkıbeci. Benimki acipti, seninki acep oldu. Acep. Acep sözü de bana bir şey anlattı. Leysel beliyyetü fe eyyâmine acep. Bel selâmetü fîhâ a'cebul a'ceb. Leysel cemâlu bi esvâbin tüzeyyinuhâ. Belil cemâlu cemâlul ilmi vel edeb. Rabbim cemal ilimle, edeple bizleri edeplendirsin. Bedene, cisme, cesede serfuru etmeden, altında kalıp ezilmeden bizleri muhafaza buyursun. Işık ordusuna Allah ışığa giden yolları göstersin. Türkistan'da, Özbekistan'da, Mengüşistan'da, Tacikistan'da, Azerbaycan'da caminin, cemaatin yolunu unutmuş, Kur'an isterken bilmeyerek İncil getiren kimselerin Heraklit bekledikleri dönemde Hızır gibi sizler onların imdadına koştursun. Amin. Ama başta bu sizde bir duygu halinde belirmesi lazımdır. Sizin uyanmanın lazım geldiği şeklin en âlâsıyla uyanmanız lazımdır. Uyanmanız lazımdır ki gaflette olan bu insanların imdadına koşa ve bu dünyayı kurtarasınız. Yoksa ne olur? Bir ateşten kurtulacak, başka bir ateş içine çekilmiş olacaklar. Yoksa bir canavardan kurtulacaklar, başka bir canavarın dişleri arasında çiğnenecekler. Yoksa şimdiye kadar bir süper güç istismar ediyordu. Bundan sonra başka bir süper güç kancasını atacak. Bir 70 senede onlar istismar edecekler. Sen olmayınca yeryüzünde Hakk'ı temsil eden Hazreti Muhammed'in soluklarını solukluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sen olmayınca onlar ızdırap çekmeye dursunlar. Demeyecek. Onları inkisara sevk etmeyecek. Ümitsizlik içinde bırakmayacağım. Şöyle demeyeceğim. Daha bir süre inleyin. Daha bir süre ızdırap çekin. Henüz biz kendimize gelemedik. Size gelecek kadar hazırlanamadık. Demeyeceğim. Böyle bir şey size hakaret olur. Onların içine de ümitsizlik ve yeiz salma olur. Ama şurasını bilesiniz ki kendi dünyanızdan, bu dostlar, yoldaşlar, kardeşler dünyasından geniş dünya dairesine kadar, bu geniş daire ümmeti icabetiyle, ümmeti davetiyle Hazreti Muhammed'e gerçekten ümmet olmuş sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden uzanacak. Yedi Beyza gibi, Hazreti Musa'nın pırıl pırıl eli gibi bir el beklemektedir. Gelin Allah aşkına, cimrilik yapmayın, uzatın bu eli yolda kalmışlara, ilgili olmuşlara, 70 seneden beri inleyenlere uzatın Allah aşkına. Kendi milletinize uzattığınız gibi, uzatmanız lazım geldiği gibi uzatın Allah aşkına. Siz de cihan harpleri gördünüz, siz de ezildiniz. Siz de kendi ülkenizde paryalar gibi yaşadınız. Siz de mescidin, mabedin yokluğunun ne demek olduğunu gördünüz. Umar mıydık tavanlar yerde yatsın rehneden bitap, eşiklerde yosun tutsun örümcek bağlasın mihrap. Ve dertli şaire eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin, kıyametler koparmak neydi, ey bülbül nedir derdin. Ve sonra hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Selahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Yavuz'un yurdu. Osman'ın başında nakus mu ötsün? Siz bunları gördünüz ve yaşadınız. Şurada Aziziye tabiyesinde kadınıyla erkeğiyle satırınızla kavga vermesini bildiniz. Ve Çanakkale'ye giderken evinizdeki kapınızda, kaçağınızda oraya koşmasını bildiniz. Ve bugün
aynı baskılar, aynı tasallutlar, aynı tahakkümler altında inim inim inleyen bir dünya var. Bu dünya ana yurttan uzanacak el bekliyor. Devlet bir şey yapamaz buna. Devlet, devletler arası anlaşmalar, uzlaşmalar, akitler, ahitlerle yapacağı her şeyi ona göre yapar. Bu iş millete kalmış bir şeydir. Ferden ferda, cemaatlerinizle, vakıflarınızla, derneklerinizle ve büyük hizmete açılmış, yelken açmış Diyanet camianızla, ilahiyat fakültelerinizle bu işi el uzatacaksınız. Vefa insanlarından beklenen vefa borcunu yerine getireceksiniz. Ağlayanların ağlamalarını dindireceksiniz. Süleymaniye kürsüsünde nakletmiştim. Başınıza artmazsam kardeşlerimden dinlediğim aynı şeyi nakledeyim mi? 70-80 seneden beri ilk defa kardeşlerimizi orada görünce arkadaşlarımızdan bir tanesi elinde şöyle bir saatlik bir teyp kaseti götürüyor. O kadın anlar mı anlamaz mı? Terminolojimizden ne kadar uzaklaşmıştır, düşüncelerimizden ne kadar uzaklaşmıştır. Ama ana yurttan gelen bir sestir, bir soluktur, bir nefestir. Bu ülkenin 1000 senelik şanlı tarihine ait bir nefestir. Bu nefesi, bu sesi, bu soluğu dinleyince adeta kadın tezgahında sattığı her şeye haykırır, etrafındakilerine haykırır. Önümdeki her şey yağmadır, alan alsın der. Bunu belki bugün içinizde bir arkadaşımız nakletti. Önündeki her şey yağmadır, alan alsın der. İşportacılık yapıyordur. Bir tezgahı vardır. Orada sattığı şey onun hayat sermayesidir. Yağmadır, alan alsın der. Derler ki anam, bu senin sermayendi. Hepsini veriyorsun. Kadın o kadar şuurlu, o kadar doymuş, o kadar duygulanmıştır ki şöyledir. Şu getirilen hediye ve hatıra karşısında değil önümdeki tezgah, şu kızım Ayşe'yi isteselerdi, vallahi verirdim ben diyor. Sizden uzanacak eli bekleyenler, işte bu insanlardır. Senelerden beri şu kadarcık sizin bir teyp kasetinizi dahi bulamamıştır. Ayşe'lerini, Hatice'lerini size verebilecek bir cemaat, sizden bir aydınlık el beklemektedir. Beklese çok mu? Hazreti Muhammed cemaatinden, ışık ordusundan bekliyor. Tebcilat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mazhar olan bir cemaatten bekliyor. Siz sizden beklenenleri yerine getirin. Allah aşkına yerine getirin. Tarihte birkaç defa o türlü kavgayı vermiş insanlar olarak bundan sonra yapacağınız şeyler de size az gelir, hafif gelir, küçük gelir. Bu küçük kavgalardan birini verecek. Sulhu sükun içinde, huzur ve itminan içinde, Kur'an'ın elmas düsturlarının temsilcileri olarak, muhabbet fedaiyetleri olarak, imana muhtaç gönüllere iman götürecek, Kur'an'a muhtaç olan gönüllere Kur'an götürecek, yeniden bir kere daha Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem anlatacaksınız. Çok şey düşünmüş olabilirim, planlamasam bile. Gönüllerinize ve kafalarınıza çok şey üflemeyi hesap etmiş olabilirim. Baştan arz ettiğim gibi, bu benim isteğime, dileğime kalmış şey değildir. Bu Aliü'l-Ala olan, Aliü'l-Kebir olan Hazreti Allah'a mahsus bir şeydir. O ne dilerse olur. Maşa Allahu kan ve malem yeşe'lem yekun. Allah ne dilerse olur, olmasını dilemediği şeyde olmayı verir. Ancak bu arada ben bana ait olarak kusur etmiş, yanlış şeyler söylemiş olabilirim. Çığırtkanlar gibi bağırmış olabilirim. Kulaklarınızı tırmalamış olabilirim. Gönüllerinizde sizi rahatsız etmiş olabilirim. Sevmeyeceğiniz şeyleri ifade etmiş olabilirim. Verilmesi gerekli olan şeyleri çok iyi hazırlayıp mevzumla konsantre olarak huzurunuza gelmemiş olabilirim. Bunlar bana ait kusurlardır. Allah'ın size olan lütfu aşkına ben bana ait kusurlardan dolayı size karşı bir kusur yaptımsa hakkınızı helal edin ve beni bağışlayın. Beni bağışlayın. Bu ya nasip olur ya da olmaz. Olduğuyla ne oldu ki, olacağıyla da ne olsun. Ama ben bir kere daha bir yerde dırakşan çehrelerle karşı karşıya geldim. Ümidimi yeniledim. Ve dedim kendi kendime, evet ya Resulallah, bu iş bir kere daha olacağa benziyor. Ve Rabbime karşı dedim ki, evet sen istersen
ölüden diriyi çıkarıyorsun, diriden ölüyü çıkarıyorsun. Ve işte bu mukabele, karşı karşıya gelme, fikir taatisi değil, his taatisinde bulunma, duygu taatisinde bulunma, karşılıklı vicdanları konuşma. Ve birkaç asırdan beri dünyanın değişik yerlerinde, belki zamanla bizde de olmuştur, hislerimizi dahi taatiden mahrum etmiş bir millet olarak bu kadarcık olsun boşalmaya ihtiyacımız olduğundan bir araya geldik ve boşalmış olduk. Hiçbir derdimiz ve davamız yoktur. Bu milleti deli gibi, aşık gibi seviyoruz. Deli ve aşık gibi seviyoruz. Onun kederli yanları, üzüntülü yanları aklımıza geldiği zaman bir aşık gibi doluyor ve boşalıyoruz, ağlıyoruz. Cemaatin böyle tahallük göstermesi, benimle alakalı olması cihetiyle bir yanılma olmaz, olsa bile bir içtihat hatasıdır, Allah affedebilir. Yani böyle bağışlayın, kıvır zıvır insanlara bu kadar alaka gösterilmez denebilir. Ama ben bunu cemaatin yanılmasına ve bu türlü yanılmalar içtihat yanılmalarıdır. Bunlar da sevap bile olabilir belki. İnanaleyh böyle bir hatadan dolayı Allah muhafaza etmez. Bana gelince baştan arz ettiğim gibi ben de günahlarıma kefaret arayan bir insanım ve buna da hakkım vardır. Buna kimsenin mani olmaya hakkı da yoktur. Binaenaleyh halkın şu tehalükü, şu sabırsız durumu bunlar gösteri değildir. Bunlar öteden beri bu camilerde bizim toyumuzun, ecdadımızın da yaptığı şeylerdir. Ama vaizlik benim gibi derbeder insanlara kalınca cemaat öyle gelmez oldu. Fakrüddin Razi'ler, İbn-i Cevzi'ler camide vaaz ederken cemaat içinde bayılıp düşen ölen insanlar oluyordu. Bizde o yürek yoktu. O yürekler öyle seslenmedi. Ve başkalarının gösteri diyeceği şekilde caddelerde trafik duruyordu, sokaklar doluyordu, millet de doluyor ve boşalıyordu. Hakkımızdır bu bizim. Beraber yüz yüze gelip beraber Allah demek hakkımızdır. Resulullah demek hakkımızdır. Benim bu garip Kur'an'ım, öpüp başıma koymam, kitabım demek hakkımdır. Hasret yaşadım evimin içinde ama seyyetu alennâsi zemânun el-Kur'ânü fî vâdin ve hum fî vâdin. Bir gün gelecek evin içinde olabilir ama onlar bir vadide, Kur'an'la bir vadide. Canım çıksın. Buna atlas işlemeleri içinde, evimin içinde asılı olarak her baktıkça bunu hatırladım. Dilini anlamayan cemaat, içindekini anlamayan cemaat, ilahi makasını anlamayan cemaat, ne istiyor bakmayan cemaat. Bunun hasretiyle 50 küsür yaşı burkuntu içinde geçmiş bir insan olarak çoğunuzla beraber hakkımızdır ona bakıp bir kere daha durmak. Hakkımızdır. Bu hakkı bizden kimse alamaz. İşte bu hakkı eda ve ifa için bir araya gelişlerimiz bizim vaaz-ı nasihatın bir araya getirmesidir. Cemaat vardır, cami vardır. Cemiyet yoktur, dernek yoktur. Grup yoktur. Hazreti Muhammed'in cemaati vardır. Ve her asırda da bu cemaatin 300-400 milyon etbaı olmuştur. Ve bugün de inşallah boynundaki zinciri kırarsa 1 milyar bir cemaat olarak yaşadığı dünya ile hesaplaşmasını bilecektir. Siz bu hesaplaşmanın parçalarından, hesaplaşacak cemaatin parçalarından birini teşkil ediyorsunuz. Bu hesaplaşma kılıçla, kamayla, kalkanla, topla, tüfekle, mermiyle değil. Bu hesaplaşmayı Kur'an yapacaktır. Görüyorsunuz ki sizin elinizde başkalarının elinde olan imkanlar olmamasına rağmen Kur'an iliklere işleyen o derin nefesini herkese duyurdu. Çevrenize Allah aşkına bir bakıverin. Şu cemaatin kaçta kaçı genç, kaçta kaçı ihtiyardır. Ben Mısır'daki televizyonu Antalya'da seyrettiğim zaman orada televizyon camisindeki cemaat, o cemaatin de %98'inin genç olduğunu görüyorum. Bu Kur'an'ın ses ve soluğunun bir kere daha kendisini hissettirmesinin ifadesidir. Kur'an kendisini müdafaa ediyor. Kur'an beni söndüremezsiniz diyor. Kur'an 20. asırda, 14. hicri, 15. hicri asırda bir kere daha inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun ayetini bir kere daha okuyor ve kendisini kabul ettiriyor. Biz de onun etrafında toplanıyor. Onun hayat bahş solukları etrafında toplanıyor ve onunla insanlığın bir kere daha dirileceğine inanıyoruz. Siyasi, politik şeylerle uzaktan yakından alakamız yoktur.
Bizim çok sıkı bir alakamız vardır Hazreti Muhammed Mustafa ile. Şucuyla, bucuyla alakamız yoktur. Eğer bize bir şey denecekse ahlak açısından denmesinde mahzur yoktur. Bize Muhammedçi diyebilirsiniz. Biz Hazreti Muhammedçiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yeryüzünde şu anda 1 milyara yakın inanan taraftarı vardır. O kadar da saygı duyan, saygıyla iki büklüm olan insan vardır. Bir gün gelecek, şu küre-i arz üzerinde hakaik-ı Kur'aniye'yi hakkıyla temevvüçsaz edecek olan cedid bir nesil gelecek. اِنْ يَشَيْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ dedin Allah'ım. Bu cedid nesil gelecek. Eskileri alacak bir tarafa koyacaksın. Yenilerle yeni bir dünya kuracaksın. Ve kurulacaktır bu dünya. Buna kimse de mani olamayacaktır. İşte siz süper güç diyordunuz, yıkılmaz zannediyordunuz. Bir hamlede bir nefhada alt üstüne geldi. Hazreti Muhammed bir kere gönüllere doğmaya dursun. Doğdu mu? Kimse artık onu batıramaz. Bir kere doğdu mu? Artık zulmün zavali beklenmezken geliverir Allah'ın inayet ve keremiyle. Ve adil şehbal açar Allah'ın inayet ve keremiyle. Başınızı çok ağrıttım. Beni bağışlayın. Rabbim de kusurlarımızı affetsin. Sizin şu ana kadar ortaya koyduğunuz civan mertliği derinleştirsin, buğutlaştırsın, sonsuza kadar devam etsin. Şefkat fedailerini Allah katlayarak büyütsün. Derinleştirerek büyütsün. Ve inşallah ruhu seyyidil enamın yeniden bir kere daha şehbal açmasını sizinle tahakkuk ettirsin. Lillahi teala'l Fatiha. Cümlemizde. Onu istirham edeceğim. O türlü şeyler yapmayın. Ben ne olduğumu söyledim. Kıtmir.